Hayırlı pazarlar. Bu haftada pazar manşetinde ben Fatin Dağıstanlı konu Mehmet Ali Ağca ile birlikte canlı yayında karşınızdayım. Hemen bir Mehmet Ali Bey'e, Mehmet Ali Ağca'ya hoş geldiniz. Diyeyim. E, tabii e, Mehmet Ali Ağaca deyince birçoklarınız tanıyorsunuzdur. Ama ben bir de kendisine, kendisi kendisini nasıl tanıtıyor? Ben onu da merak ediyorum. Önce bir onu e, sormak istiyorum. Çünkü Mehmet Ali Ağaca deyince ne demem lazım e, e, kendisiyle ilgili? Nasıl takdim etmem lazım? Onu merak ediyorum. İkincisi de şu bilgiyi de bir vereyim öncelikle. Yaklaşık herhalde bir 6 ay önce. Öyle değil mi Mehmet Ali Bey? Biz sizinle bir program yapmak için sözleştik. Evet. Ee, ama e, programa iki gün kala diyeyim ben. Şimdi tam süreyi hatırlamıyorum. İki gün kala e, programa gelemeyeceğinizi öğrendim ben. Ama üzerinden altı ay geçtikten sonra bu kez geldiniz. Evet. Ne değişti? E, bunu da merak ediyorum. Yani ne değişti de o gün konuşmak istiyordunuz sonra vazgeçtiniz. Bugün konuşmak istiyorsunuz. Bir de ee, şunu merak ediyorum. Evet Mehmet Ali Ağaca deyince ben ne diyeceğim şimdi? İzleyiciye ne demem lazım? Yani şunu diyebilirim. Abdi İpekçi'nin katili diyebilirim. Hayır hayır bakın işte burada bu muhafazakar köle zihniyet maalesef hiçbir şey anlamıyor. Katil deniz gezmiş kahraman hı hı. bir masum savcıyı hakimi öldüren ee, Yılmaz Güney kahraman ama Türkiye'de Siyonizme kurşun atan Mehmet Ali katil oluyor öyle mi hayır ben hayatımda bir tek masuma kurşun atmadım o gazeteci hikayesi de yalan dolan bırak o hikayeyi ben hayatımda bir tek Türk evladına Kürt evladına Arap İran Pakistan evladına kurşun atmadım ama siz bu coğrafyanın sefil zihniyeti kendi katillerinize aşık olmuşsunuz. Trump'a bile sevgi duyuyorsunuz. Obama denilen aşağılık adama bile Mehdi geldi diyecek kadar yoldan çıktınız. Ama ben Siyonizme kurşun attım. Ben emperyalizmin 2000 yıllık cinayet örgütü Vatikan'a kurşun attım. Hristiyanlığı kirleten, Mesih İsa'nın adını kirleten Vatikan'a kurşun attım ve bu ülke bana ya herkes değil ama bir kısım insanlar bu ülkede bana düşman. Yazıklar olsun. E kime dostsunuz siz? Aşağılık batı medeniyetine. Aşağılık Amerika'ya. Ve bu ülkede aşağılık Çin Cumhuriyeti'ni Çin Devleti denilen en aşağılık terör örgütünü savunanlar var. Ve bunlar bana düşman. Fark etmez, istedikleri kadar düşman olsunlar. Hı -hı. Kimsin diyorsun? Ya ben sadece Allah'ın aciz bir kuluyum. Allah'ın hizmetçisiyim. Allah'ın hizmetçisi olmaktan kainatta daha büyük bir şeref yoktur. Allah'ın hizmetçisi olmayanlar şeytanın, aşağılık köleleridir ve gidecekleri yer ebedi cehennemdir. Allahu ekber. Basit bir kölesiyim Allah'ım. Bu kadar. Evet, e, güzel tarif ediyorsunuz kendinizi ama vurmadım diyorsunuz. Şimdi e, ama bununla ilgili cezalar aldınız. Şimdi ya bırak e, bu hikayeleri şimdi bir, birazcık şöyle şöyle evet. Mehmet Ali Bey şöyle. Evet. Ben e, şimdi şunu merak ediyor, İnsanlar evet. da merak ediyor. Şimdi sizin önemli tespitleriniz var. Siz hem Türkiye'yi hem bölgeyi hem de küresel dünyayı iyi okuyup e, iyi değerlendirebilen de bir noktadasınız. Şimdi. Evet. Şimdi böyle bir özelliğiniz var sizin çünkü birikiminiz de buna müsait. Yani baktığınız zaman küreselcileri, küresel dünyayı, küresel dünyada oynanan oyunları çözme başarısına ulaşmış da bir e, kişiliksiniz aslında. Öyle değil mi? Böyle mi? İnşallah. Evet, böyle. Şimdi ama şunu merak ediyorlar. Tabii yeni başlayanlar için de bir Mehmet Ağca var. Öyle değil mi? Evet. Yeni başlayanlar için. Yani daha sıfırdan sizi görenler için de bir Mehmet Ali Ağaca var. Şimdi... Ben Türkiye'de masumum. Olay budur. Ben Türkiye'de masumum. Bu şeytani sistem beni yargılayamaz. Hı -hı. Açık ve net olarak söylüyorum. Hı -hı. O zamanki şeytani sistem. Belki değişmiş olabilir. Hı -hı. Yani 100 yıldan beri bu ülkede... Siyonist bir zihniyet var hı hı. bakın Ölümsüz Allah'a ihanet eden ve bir ölüyü putlaştıran tanrılaştıran şeytani bir sistem var Bu sistem Türk milletine ihanet etmiştir Bu, bu sistem Allah'a ihanet etmiştir. Türk milleti binlerce yıldan beri bakın binlerce yıldan beri üç tayfet etmiş bir millet Sen bu millete şu şahıs bu şahıs. Olmasaydı olmazdın diyenler hı hı. ihanet içindedir, alçaktır. Sadece Allah olmasaydı biz olmazdık. Türk milleti savaşmış, kurtuluş savaşı'nı kazanmış ve varlığını devam ettirmiştir. Milyonlarca insanın savaşını, mücadelesini, çabasını bir tek insana, bir tek partiye mal edemezsin, gaspçılık yapamazsın. Olay budur. Yetti artık ya bu milletin beynini yıkadınız. Yüzyıldan beri, yüzyıllardan beri. Önce padişahın kulları vardı. Sonra CHP denilen şeytani zihniyetin kulları. Şimdi de şu bu şahsın kulları yok. Fethullah Gülen'in kulları yok. Şudur budur. Utanın ya. Allah'ın kulları olun. Ya da adam gibi ateist olun. Ateistlerinde. Din vicdan özgürlüğü vardır. Allah düşmanı olmayan hiç kimse de bizim düşmanımız değildir. Adam gibi şerefli ateist ol. Git sessiz sedasız hayatını yaşa. Ne ateist, ama Allah düşmanı değiller mi? Hayır, olmayan da var ya. Olmayan da var. Ben onlardan bahsediyorum. Ha yani ha, ama, ha. Ama şimdi Mehmet Ali Bey. Evet. Şimdi e, hakikaten e, şunu merak ediyorum bir bu program yani evet. geçmişte yaptıklarınıza benzeyecekse bir anlamı yok. Hayır Hı. hayır <laughs> şunu söylemek evet. istiyorum. Yani bu program gelecek nesillere kalıcı bir program olsun istiyorum. O yüzden evet. de bakın Bakın <laughs> İran konusu var. Tabii tabii, tabii geleceğiz <laughs> hepsine. Ya yani ben Türkiye'yi soracağım size, evet. Türkiye'yi soracağım, hepsini soracağım ama yani siz bu doğduğunuz e, hatta sizin doğum tarihinize yakın bir tarihteyiz şu <laughs> an 1958. 58 kaç 9 Ocak mı? belli değil belli değil, belli değil mi? 9 Ocak yazıyordu ondan sonra bana bir kimlik verdiler 1 Temmuz yazmışlar bilmiyorum yani Hayır. yengeç, ee, yengeç evet. burcu olmuşsunuz yani burç hikayelerine inanmıyorum bakın bu astroloji şeytani bir yalandır hı hı. ama e, akıldan mantıktan e, ilim tek rehber diyen hı hı. bu şeytani medyanın gazetelerine bakın her gün astroloji vardır astroloji yalandır Atın çöpe yahu. Bu şeytani bir yalandır. Evet, tamam. Şimdi 58, 58 Malatya kima. Değil mi? Evet, yani doğru. Birazcık bir, bir öykünüzden bir bahsedin evet. ki şöyle yeni başlayanlar için söylüyorum. Ben de yeni başlayanlar kuşağındayım çünkü. Evet, evet. Ya ben de sizi tanımıyorum. Yani evet. tanımadığım için şimdi 58'de Malatya'dan çıkıyorsunuz ve hakikaten Malatya ilginç bir kentlerden birisi. Evet. Sadece kayısısıyla değil. Mehmet Ali Ağacası'yla da meşhur bir kent öyle değil mi? Evet evet. Ve oradan e, öykünüzden birazcık bahsettiğinizde yani o Abdi İpekçi'ye gelelim oradan papaya gelelim cezaevi günlerine gelelim birazcık bize özetleyin ki. Ya şöyle bir şey bakın ben Dil Tarih Coğrafya Fakültesine geldim. Hı hı. Orada komünist çeteler vardı. Hı hı. İnsanlık düşmanı komünist çeteler. Hı hı. Bakın bu Türkiye'deki sol mezhepçi nusayri... ...nusayri mezhebinden yani... ...Suriye'deki soykırımı... ...alkışlayan alçak bir sol... Hı hı. ...yoksa ben devrimciyim... Hı hı. ...özgürlük, eşitlik... ...kardeşlik... ...ilkelerini savunan bir devrimciyim... ...burada Stalin denilen canavarı... ...yücelten aşağılık... ...bir sahte sol var... ...biz buna karşı savaştık... ...okulun önüne birikip... ...öğrencileri döven... ...öğrencileri okula sokmayan alçak bir zihniyet vardı. Yani siz solcu musunuz? Hayır, solcu değilim ya. Solcu değilim. O solculara karşı mücadele ettik. Ama devrimciyim dediniz. Ya devrimci demek ya özgürlük, eşitlik, kardeşlik, devrimci olmak din. Din devrimcidir ya. Devrimci olmayan bir din ölmüştür. Hı hı. Din dünyayı değiştirmek içindir. Din devrim demektir. Hı hı. Devrimci deyince hemen solu anlamayın. Hı hı. Yani devrimci deyince vahşi kapitalizme vahşi liberalizme karşı savaşan bir devrimciyim hı hı. olay bu geldik orada beni Stalin yarattı diyen kafir Nazım Hikmet'i övenlere karşı savaştık bugün Nazım Hikmet'i yüceltenler var tekrar <laughs> millete yutturmaya çalışanlar var hı hı. 4 milyon Türk evladını öldüren 40 milyon insanı öldüren Nazım Hikmet için beni Nazım Hikmet yarattı diyen pardon beni Stalin yarattı diyen Nazım Hikmet tarihin çöplüğüne atılmıştır. İstediği kadar şiir yazsın hikayedir bu. Biz bunlara karşı mücadele ettik arkadaş. Ha o zaman ülkücülerin arasındaydım. o vahşi kapitalizme tetikçilik yapan hiç kimseyle bir gönül bağım yok ama orada savaşacak Savaşta yardım al alacak birileri gerekiyordu. O o zaman o ülkücü hareketin içindeydim. Hı hı. Yoksa vahşi kapitalizminde, vahşi liberalizminde dünyadaki en büyük düşmanıyım. Hı hı. İslamiyeti yok eden bu vahşi kapitalizmdir, bu vahşi liberalizmdir. Katillerinize aşık mı oldunuz ki devrimci sözünden rahatsız oluyorsunuz? Hayır. Yani siz ülkücü de değilsiniz. Ya ülkücü basit bir Türkiye'deki basit bir hareket ülkücülerin arasında arkadaşlarım Ama vardı. Sizi sürekli ülkücü diye suçluyorlar bu ülkede yani ya. Ölküsünler. Yani İpekçi'yi ülkücü vurdu, <laughs> Papayı ülkücü vurdu diyorlar. Yani sizinle birlikte adı geçenleri şimdi saymayacağım. <laughs> Say, saymayacağım o isimlerin hepsini. Yani karanlık ilişki ağlarıyla gösterip bir de ülkücü <laughs> diye yaftalıyorlar. Ya bunlar bakın bunlar bomboş komplo teorileri. Hangi karanlık ilişki ağı varmış? Vardır tabii MHP'nin de e, ülkücülerinde geçmişte karanlık ilişki ağı olabilir. Bunu MHP'nin yazarı Necdet Sevinç söyledi. Hı hı. Bu hareketi özel harp subayları kurdu dedi. Apaçık yazdı makalesinde. Hı hı. Normaldir sanki Türkiye'deki e, İslamcı partileri Amerika kurmadı mı yani bilmiyor muyuz? Türkiye bir basit bir ülkeydi son birkaç yıl 10 yıl öncesine 20 30 yıl öncesine kadar NATO'nun içerisinde basit bir maşaydı. Normaldir bunu Amerika'nın şu veya bu şekilde e, idare etmesi normaldir yani bunlar. İşte bu cümleler çok önemli yani bunun altına dolduralım istiyorum. Ama ben Amerika'ya karşı savaşan bir devrimciyim. Amerika aşağılık bir terör örgütüdür. Pentagon dünyanın en aşağılık suç örgütüdür. Bunu söylüyorum. Hadi kalsın Devlet Bahçeli de söylesin. Hı, hı. Sözüm. Devlet Bahçeli bugün bakın adamsa çıksın Çin terör örgütünden Çin Cumhuriyeti denilen aşağılık soykırımcı Çin Devleti'nden aldığı onur ödülünü gitsin Çin Cumhuriyeti'nin büyük elçiliğinin önünde ayaklar altında çiğnesin hı hı. ve yaşasın evet, bu... Türkistan direnişi diye aykırsın bugün Çin'de. Türkistanlı kardeşlerimize korkunç bir zulüm ve işkence var. Neredesin MHP? Neredesin Ülkücü Hareket? Siz kimsiniz yahu? Evet. E, bu söylediklerinizin hiçbirisine katılmıyorum yani. Evet. Onu size söyleyeyim. Yani evet. e, bu işlere birazcık eğer vakıftam. <laughs> evet. e, bir, Devlet ile ilgili söylediklerinizin hiçbirisine katılmıyorum. Olabilir. olabilir. Bir, bir, iki, <laughs> Türkistan'da e, zulüm... Olabilir ama bu zulmün kimler tarafından <laughs> bu ülkede köpürtüldüğüne hakim bir gazeteci olarak buna da katılmadığımı söylüyorum. Soykırım var Türkistan. Ha? Soykırım şimdi var. Bunla, bunlara katılmıyorum. Ama şimdi e, arkadaşlar e, deminki gibi devam edelim. Şimdi e, şunu merak ediyorum e, Ali Bey. Yani <laughs> e, size evet. Abdi Pekçiyi kim vur dedi? Ya hikaye arkadaş. Abi böyle... İpekçi olayı diye bir şey yok. Bugün bu olayı Heh. bu olayı şişirenler bu şeytani Siyonist sistem. Ş siyonizmin bakın Siyonizmin maşası Milliyet gazetesi. Hı hı. Bunu biliyor musun sen? Hı hı. Karanlık mahfillerin aşağılık çetesi Milliyet gazetesi. Hı hı. Bunu ispat edelim mi? Edelim. Bu Milliyet gazetesi denilen aşağılık Suç örgütü hı hı. 1982 yılında hı hı. Kenan Evren'i dünya Türkiye'nin en iyi adamı ilan etti. Hı hı. O zaman Kenan Evren yüzlerce insanı işkenceyle öldüren zalim bir katildi. Hı hı. Zalim bir katili sen Türkiye'nin en iyi yılın en iyi insanı ilan edeceksin, öyle mi? Hı hı. Terörist Milliyet gazetesi alçaksın. Alçak olduğun için bir Katili PKK'nın babası Kenan Evreni yılın adamı ilan ettin. Aynı yıl papayı sırf bana düşman olduğu için papayı dünyanın en büyük barış adamı ilan etti. Milliyet gazetesi. Bir yıl sonra papa Me, geldi Mehmet, beni ziyaret Mehmet, etti. Mehmet abi. Bak doğru da. He. Şimdi bu söylediğiniz tarihler 82. Sizin İpekçi'yi vurdunuz mu ben? Onunla... Ya vurmadım. Ben İpekçi'yi vurmadım. Bu olay bir komplodur. Bırak şimdi Abdi İpekçi dediğiniz adam ya yani Milliyet gazetesi Mossad casusudur. Tamam. Ben Mossad ben... casusu olay budur. Anladım ben de He, bunu. Şimdi istiyorum bakın yani. ya e, vurmadım, Mossad... vurmadım ha, diyorsunuz. Evet yani olay bu. Bu ülkede bile 10 sene içeride kaldınız. Sırf Ben gerekçeynesi... 30 yıl tek başıma bir hücrede yaptım. Tamam. Allah'a şükürler olsun. Tamam. Hayır şimdi e, vurmadım diyorsunuz. Yani sizin verdiğiniz milliyetteki haberlerin tarihi ha. 82. Evet. Sizin e, Abdi İpekçi ile karşı karşıya vurduğunuz iddiası ediliyor. Ama edili milliyet bu ülkede... 79 yılı. 1 Şubat 79. Milliyet Simte kuruluşundan beri hürriyetle birlikte. <laughs> hürriyet de siyonizmin, <laughs> siyonizmin tetikçisidir hürriyet. Siyonizmin kölesidir hürriyet. Ahmet Arka genel Yayın yönetmeni şimdi? Yazıklar olsun işte bakın ihanet İslam'ın kendi içinden çıkıyor. İhanet İmam Hatip'ten çıkıyor. Ve ve o e, Siyonist canavarın Amiral gemisi Hürriyet'in başında bir imam hatipli var. Bu Siyonizmin zaferidir. Bu Türkiye'nin utancıdır. Evet ama bu cümleleriniz imam hatiplere mahalle edilemez. Yani. Hayır hayır işte yani imam Hati yani bir he bir, ta bir tanesi yani bir tane. İstisna, ya o tabii, yoksa olabilir. Yoksa bütün, bütün yani, her, imam hatipleri suçlamak her, her her imam hatipli olmaz. Ah, Ahmet Hakan gibi olacak diye bir şey. Hayır bir, hayır onu demek zaten. istemedim. Yani ihanet işte oradan çıktı diyorum. <laughs> evet. Ama şimdi bize ya sizden ben rica ediyorum. Yani evet. Şu işi bir derli toplu anlatın. Yani vurdunuz mu, vurmadım diyorsunuz. arkadaş bu... ben bu konuda masumum. Hayır, hayır, Ve şuna ben de <laughs> ben de masum olduğunuza inanıyorum. Hah. Ben de masum evet. olduğunuza inanıyorum. Bakın sizde hatta Papa II. Paul'ün bile olayında masum olma ihtimalinizi yüksek görenlerden birisiyim. Onu onu izah edeceğiz. Ha, tamam şimdi bunu. Vatikan'ın benim... sözleriyle izah Hayır Tamam şimdi ha. ben şundan dolayı söylüyorum. Ben çünkü şunu <laughs> bilirim. Yani e, birileri yapıp daha sonra bir masuma bu işi yıkıldığını ben evet. çok olayda tanıklık etmişimdir. Evet, evet. Ama şimdi siz e, Abdi pekçiyi öldüren olarak kamuoyuna lanse edildiniz. Evet. Siz de e, o dönemde e, öldürdüğünüzü söylediniz ve bunun üzerine Maçka'da aslında polisle birlikte ya bu kadar bak bak bu hayır, kadar boş ayrıntıya girme hayır bak, şundan dolayı şimdi, be, be, ama önemli bana, değil bana bak, şimdi o zaman Türkiye'de şeytani bir sistem vardı zalim bir sistem vardı daha sonra bu şeytani sistem gereken dersi aldı. O hı hı. ayrı bir şey. 15 Temmuz'da birbirlerini öldürdüler. Bin yıl Allah'a karşı savaşacağız diyorlardı. Bir gecede birbirinizi öldürdünüz. Siz Allah'a karşı bin yıl değil. Hı hı. 28 Şubat'ın cellatları. Bir yıl de, bin yıl değil. Bir saniye kadar savaşamazsınız. 3-5 nükleer füzeyle tarihten silinecek kadar zayıf ve zavallısınız. Allah'a kulluk edenler hariç. Hı hı. Bakın eğer... Allah'a kulluk ediyorsan ben o ordunun askeriyim. Anladın mı? Hı hı. Allah düşmanı değilsen ben de Allah'ın polisiyim. Hı hı. Öyle herhangi Allah düşmanı olmayan hiç kimseye bir şeyimiz yok. Hı hı. O zaman aşağılık bir sistem vardı diyorum sana. Milliyet gazetesi Mossad casusudur. Hı hı. Aa ispat mı edelim bak. Jitem'in askeri istihbaratın bir belgesi var. Ne diyor? Sedat diye bir şeyi var. Milliyetin genel yayın yönetmeni. Hı hı. Bu adam diyor Mossad casusudur. Bak soyadını söylemiyorum. Hedef falan gösteriyor demesin diye. Ve bu adam bir gün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na şunu soruyor. İran'ın atom bombası var bu bize tehdit değil mi? Mehmet Mossad doğru Sorusu da bu. bir de şöyle, şöyle şunu soracağım. Şimdi evet. Siz bugün... ...62 yaşındasınız değil mi? Allah'a şükürler olsun. 23 yani, yaşında hissediyorum. Ya bravo. Hayır, hayır. hayır ben onu da hissediyorum zaten. Yani hem ses tonunuzda, hem fiziğinizde hem beyninizde onu görebiliyorum. Ama Allah şimdi olsun. yani 62 yaşında bu tespitleri yapabilirsiniz. Yani milliyetinin ne olduğunu ha, anlamış evet. olabilirsiniz. Ama siz Abdi İpekçi'yi öldürmekle itham edildiğiniz yılda Hı. 18 yaşındasınız. Evet evet yok 19-20 oh, yaşında. E, 19, ben şimdi ben size evet. söyleyeyim ya o yıllarda siz evet. milliyet ne İpekçi <laughs> kim? İstanbul neresi? Maçka evet. evet. Nasıl bir yer? Yani bu kişinin evi nerede? Bütün bunları bilebilme olasılığınız yok. Şimdi bütün bunları bilebilme olasılığı olmayan bir Abdül Mehmet Ali Ağaca. nasıl bu olayın bir tarafında? Ya lütfen bize bunu anlatın. ya yani. bu saatten sonra da bu şundan dolayı söylüyorum. Yani eğer bu ülkenin aydınlanmasına karanlık noktalarının dağılmasına, arkadaki sis bulutlarının yok olmasına istiyorsa ya bak bak çok abartıyorsunuz. O zaman 4-5 bin tane Türk çocuğu öldürüldü. Birbirlerini öldürdüler bir huy hiç uğruna. Tamam. vahşi kapitalizmin oyunu bir tarafta sağcılar bir tarafta. Bunların hiç birisi hatırlanmıyor. Abdi İpekçi hatırlanıyor çünkü 33 dereceden bir karanlık olay bu. Bilen biliyor onların hayatı kutsal sözde şeytana tapınıyorlar çünkü 33 derecedekilerin hepsi şeytana tapınıyor hayatları kutsal ama fakir işçi köylü çocukları <laughs> değersiz. Ben o zaman dedim ki vahşi kapitalizme maşalık yapmayın. Birbirinizi öldürmeyin. Bunu söyledim ben. Bu konuyu daha fazla bu konuya daha fazla girmek istemiyorum. Çünkü bu o kadar e, basit bir şey tarihte kalmış. <laughs> Biz ileriye bakalım. Bugün İran var burada, Suriye var, bütün Türk İslam dünyası ayaklar altında Üçüncü dünya halklarının üzerinde korkunç bir zulüm ve işkence var. Ama maalesef bu ülkede sözde İslamcılar, sözde ülkücüler yani bir şehvet içinde, lüks içinde yaşıyorlar, hı hı. haram kol, kol, içinde yaşıyorlar. Şimdi Mehmet Ali Bey, <laughs> bunlara kullanıldığınızı ha. düşünüyor musunuz? Asla, hiçbir zamanda kullanılmadım gittim, papayı vurdum tek başıma. Neden kullanılayım ki? Allah'a şükürler olsun. Hı hı. Geçelim o Türkiye meselesi önemli değil. Basit bir şey. Ne oldu? Ben kazandım. Ben zafer kazandım. Bu işkenceci zalim sisteme karşı ben zafer kazandım. La galibe illallah. Bu kadar. Kazandım derken onu kastediyorum. Allah'ın yardımı olmadan adım atamaz. Bak benim bir tane tırnağım eksik değil. Vatikan'a savaş ilan ettim. İsrail'e, Siyonizm'e savaş ilan ettim. Rusya'yı Kremlin'i suçladım. Rusya'ya savaş ilan ettim. Terör örgütü Amerika'ya savaş ilan ettim ve ilan ediyorum. Hı hı. Trump, Donald Trump denilen aşağılık Siyonist kuduz köpeğe savaş ilan ediyorum. Allah'ın izniyle kazanacağız. Kazanacağız. Yeter ki nasıl? Türkler, Müslümanlar Allah'a layık olsunlar. Adam olsunlar. Ha, olay bu kazanacağız derken ya yok olacaklar. Bunların hepsi yok olacak. Hı hı. Amerika'da, Çin'de, Rusya'da hepsi hepsinin cesedini tarihin çöplüğüne atacağız. Ama tamam da yani sizin içinde bulunduğunuz bir olay, bir cinayet, e, Türkiye'ye bir darbe hediyetti. Hikaye onlar boş şeyler onlar. Yalan ya ne darbe darbeyle e, hediye etmiş. Yok öyle bir şey. Siz neyi suçlamak istiyorsunuz? O zamanki sistemi mi? Yani yok özel harf dairesidir falan. bunlar yalan dolan yok öyle bir şey bir şey kim ne yapmışsa yapmış iş oraya kadar gelmiş darbeyi Amerika istedi ondan sonra geldi işte Malatyalı birisi Turgut Özal bu ülkeyi bu halkı vahşi liberalizme vahşi kapitalizme kurban etti darbe odur yani yoksa yok şu cinayetle bu cinayetle darbe falan olmaz darbeyi önceden planlamışlar zaten hı hı. Ondan sonra da geldiler işte ee, söz i̇şte de. önceden planlayanlar o olgunlaşma sürecinde sizi de e, kullanmış oh, olamazlar mı yani? Hayır, hayır. Yani bilerek ya da bilmeyerek kullandırılmış <laughs> olamaz mısınız kendinize? Ben hiçbir zaman kullanılmadım. Allah'a şükürler olsun. Orada bir zulüm dönemi vardı. Benim üzerime bir cinayet yıktılar falan önemli değil. Hı -hı. Ya bugün bakın bu şeytani bir sistem hala devam ediyor. Adnan Oktar var. Hı -hı. Sapık, kafir tamam. Kafir Adnan Oktar. Pavyoncu Adnan Oktar. Maalesef Türkiye'de İslam'ın utancıdır bunlar. Ama adamı hala adamı haksızlık yapıyorlar. 20 yıl önce işkenceyle alınmış ifadesini mahkemede geçerli geçerli kılıyorlar. Ayıptır ya, yazıktır ya. Bu adama Adnan Oktar'a arkadaşlarına işkence eden Nusayri çetesinin adamı, Baas partisinin adamı, muhaberatın adamı bu. Türkiye'deki versiyonundan bahsediyorum. Bunlar yarın sizi yok edecekler. Bir ayağa takılsın bakalım bu iktidar partisinin. İslamcılara ne biçim zulüm ve işkence yapacaklar. Haberiniz yok sizin. Uyuyorsunuz. Kiminle yol yürüyorsunuz siz yahu? Çin'deki zulmü, işkenceyi, soykırımı alkışlayan Vatan Partisi ile Çin Casusluk Merkezi Vatan Partisi ile yürüyorsunuz. Yazıklar olsun. Bu Vatan Partisi ne diyor? Bu Beşar Esad son yüzyılın en büyük kahramanıdır diyor. Beşar Esad dünya tarihinin en şerefsiz, en aşağılık adamıdır. Beşar Esad yedi sülalesiyle birlikte yok edilmelidir. Hı hı. Olay bu. Anladığım kadarıyla siz sadece slogan atacaksınız burada. Hayır slogan sadece değil bu. Slogan Bu gerçek yani, kardeşim. Bey, bakın, ya Bir milyon ben, Müslümanı bakayım, öldürmüş. Bakayım, şimdi, ben burada masumları savunmak zorundayım. Ee, şimdi ben şu ana kadar yaklaşık bir yarım bakın. saatlik yayın oldu. Yayın evet. sırasında evet. E, üstü kapalı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiniz açık şekilde Bahçeli'yi eleştirdiniz. Hayır Bahçeli'ye Adnan Oktar'ı savundunuz. Şimdi Hayır savunmadım. Kafirdir Hayır, bak Adnan, ben, Adnan Oktar. Ben, ben şimdi Adnan Oktar no no kafir. An anladım da <laughs> Adnan Oktar Adnan Oktar yani, sapık İslamiyet'in şimdi, düşmanı. Şimdi Adnan Oktar Siyonizm'in kölesi. Şimdi bu şu. Şunu ben şunu anlamaya çalışıyorum. Evet. Yani ee, ne dedim yayının başında? 6 evet. ay önce bir yayın yapacaktık. 6 ay önceki yayını gerçekleştiremedik. Ha, ben bugünkü yayından da mutluyum, keyifliyim. Yani sizi karşımda gördüğüm için ama şunu Allah e, ben, razı olsun. ben e, evet. anlamak istiyorum. Yani çünkü niye Evet, o çemberi kırdı mı Mehmet Ali Ağac'a? Bir çember var mıydı etrafında? O çemberi kırabilecek mi? Ya bir şey anlatacak mı? Yoksa bize eski <laughs> Mehmet Ali Birant'a anlattığı hikayeleri, daha doğrusu Mehmet Ali Birant'ın da arzu ettiği hikayeleri biz dinlemeye devam edeceğiz acaba diye merak ediyordum. Şimdi o yüzden de siz bir özelleştiri yapacak mı Mehmet Ali Ağac'a diye merak ettiğim için bu yayını önemsiyorum hemen hemen izleyiciler dönüyor. Ama ben masumum. Neyin özel ya, ya özel Allah Allah şu. Yani sizin şimdi 60 yıllık bir yaşamınızda evet. e, girdiğiniz, <laughs> suçlandığınız, yaptığınız ya da yapmadığınız. Bakın evet. ben hiçbir şekilde sizi evet. suçlu ya da suçsuz demiyorum. Evet. Yani yok. Tabii, a, tabii ben bilemem. Bir de ben yani e, daha yeniyim. E, o yüzden de bilemem. Yani e, siz bu olayları yaptığınız zaman ya da yapmakla suçlandığınız zamanlarda biz kısa shortla gezdiğimiz yıllardı. <laughs> o yüzden de şöyle yapalım. Bir kısa. Reklam arası verelim. Reklam arasının evet. ardından Mehmet Ali Ağaca bir öz eleştiri yapacak mı yapmayacak mı? Benim en önemli şeyim bu ve o etrafındaki çemberi kırmış mı kıramamış mı? Ben bunu merak ediyorum ee, ve o, o çemberi kırıp bizlere e, bu pazar manşetinde sıra dışı cümleler edecek mi? Ben edecek ve beni mahcup edecek diye düşünüyorum. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız ekran başından ayrılmayın. Pazar manşetine reklam arası verdik reklam arasının ardından kaldığımız yerden Mehmet Ali Ağca ile devam ediyoruz canlı yayına. Bu arada iletişim bilgileri de ekranda. Lütfen sizler de yayına soru yorum görüş değerlendirme hatta eleştirilerinizle katkı sağlarsanız seviniriz dedikten sonra hemen Mehmet Ali Bey'e e, döneceğim. Mehmet Ali Bey tabii ilk bölüm birazcık e, siz de heyecanlısınız, evet. ben de heyecanlıyım çünkü niye? Ee, yaklaşık 6 ay önce bu yayını yapacaktık. Bu 6 aylık zaman diliminde tabii sizde de birikmeler oluştu. Yani birçok konuda. Yani ben şimdi sizin Vatikan'la ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Mesela İran'da Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili düşüncelerinizi de merak ediyorum. Niye mesela Kasım Süleymani'ye merak ediyorum? Aslında siz yaştaşsınız e, evet. Kasım Süleymani ile. Evet. Ve e, aynı yıllarda e, İran'da bulundunuz İran'da bulunur. Evet, kurdur. E, yani belki de e, Kasım Süleymani ile görüşmüş olma olasılığınız bile olabilir. Bunları da merak ediyorum. Bakın, evet. bütün bunları da niye? Bunlara da zaman kalsın diye e, söylüyorum. Evet, bu çok A önemli. İran konusu çok önemli çünkü Aha. düzeltmem gereken bazı yanlışlar tabii, da var. Tabi. Bu arada, çok önemli. Bu, bu ekran sizi görüyor zaten. Öyle mi? Ha. Ha, orada ha. da kendiniz de görebilirsiniz. Hı -hı. Yani eğer evet. e, şeyden e, monitörden evet. e, o tarafa baktığınız için evet. sanki evet. başka birisine bakıyorsunuz ha, evet. gibi evet. algılayabilir evet. izleyici. ...diye söylüyorum... Evet. Ee, ...ama şunu merak ediyorum yani... Ee, ...siz şu geçmiş hayatınızdan... ...yani 2010'da çıktınız... ...öyle değil mi? 2010'da Evet 2006'da çıktım ben... Çıktınız girdiniz ama o zaman... Ee, evet siyonist komünist çetelerin... ...siyonist çetelerin... ...kim ve nefretini... ...taşıyan bu ülkenin... ...sahte nazif faşist... ...medyasının... ...solcularının... Ee, kim ve nefretinden korkan işte bir de FETÖ'cüler var tabii. Onlar maalesef siyasetçiler de bu korkuya e, esir oldular. Beni haksız yere tekrar dört yıl hapis yatırdı. 4 yıl daha yatırdılar. Evet. Mesela 4. en çok evet. o orada bile benim merak ettiğim o 8 gün ne yaptınız? Ya 8 gün bir yerde oturdum, dinlendim. Bir arkadaşımızın evinde oturdum, dinlendim. Öyle olması gerekiyordu. E, kaçabilirdim. Yurt dışına gidebilirdim, oraya buraya sığınabilirdim ama gitmedim. E, çünkü bu topraklarda... İzin verirler bir... miydi size? Yok kaçardım. Daha önce de kaçmadım mı tek başıma? Kaçardım giderdim, öyle izin falan değil. Gidebilirdim. Kimse kapıda muhafız yoktu, bir şey yoktu. Yani o sek sekiz gün boyunca dev evet. devletin e, kontrolü altında değil mi? Hayır hayır kesinlikle yok öyle bir şey. Hangi devletin kontrolü altında? Yok ya. E, niye bunlar, kimse sizi bulamadı? O bunlar defa? şehir efsanesi. Ya nerede bulacak gazeteci şey mi yani polis mi nerede bulacak? Bir yerde gittik bir mütevazi bir evde oturduk yani. Bir iki defa çıktık restoranda yemek yedik o kadar. O kadar yani başka, evet, başka evet. herhangi bir şey olmadı. Yok başka bir şey olmadı işte dedim ya sonunda işte e, FETÖ'cüler hakimdi o zaman Yargıtay'da Yargı'da biliyorsunuz. Hı hı. Bunlar da Vatikan'ın kuklaları Vatikan'a Amerika'ya Avrupa'ya işte biraz hoş görünmek için politikacılara görüşmediniz gildi. mi Fethullah Gülenle? Fethullah Gülenle görüşmediniz mi? Hayır. Fethullah Gülen'i hayatımda hiç görmedim ve tanımadım. Hı hı. Kendisi şizofrendir. Ee, ben bunun şizofren olduğunu söylediğim zamanlarda bu ülkenin bütün sağ sol bütün siyasetçiler onunla kol kolaydı. Aman hoca efendi geldi hasret bitsin falan diyenler onlar değil. Siz de mi söylediniz onu? Hayır ben asla öyle bir şey hayır söylemedim. Hayır siz de mi şeyi söylediniz bu şizofrendir <laughs> e, diyenlerden misiniz yani? Bunu bir terör örgütü olduğunu söyleyen. Yani niye sordum Fethullah Gülen'le hiç görüştünüz mü diye. Çünkü siz e, cezaevindeyken Fethullah Gülen cezaevine geldi aslında. Vatikan'a geldi yani. Ha Vatikan'a geldi. Vatikan'a geldi tabii ki. Yani Yok mümkün değil. Hiç olacak şey mi yani? Gelir de benimle görüşür mü oraya papayla görüşmeye geldi. Papa geldi size. Papa geldi niye? Papa geldi. O Hoca ay efendi gelmedi. Gelmez çünkü o zaten ya şizofren dedim ya kendisini kainatın imamı zanneden Hı -hı. bir köyde zangoç olamayacak kadar basit bir adam Hı -hı. ve bunun yani bunun şizofren olduğunu maalesef gaflet, ihanet, cehalet içindeki İslam dünyası anlamak istemedi çünkü. E, menfaat vardır, rant vardır, rantı paylaşıyorlar. Niye zangoş dediniz, İmam demediniz de zangoş dediniz, yani bir köyde zangoş bile olamaz dediniz? E ya çünkü ruh yok, ruh, vicdan yok, vicdan. Bak, vicdan olsa bunlarda Amerika, Irak'ta, Afganistan'da milyonlarca Müslümanı öldürürken zaman gazetesi bir defa lanet olsun diye manşet atardı. Hayır, Amerika'yı alkışladılar, Amerika'ya kul, köle oldular. Hı hı. Din adam olmak için önce ruh vicdan olacak. Hı hı. Milyon tane kitap yazsan hepsi boş, yalan, dolan. Hayata hayatına bakılır. Olay budur. Hı hı. Bu Fethullah Gülen basit bir maşa. Mossad'ın, CIA'nın maşası bunlar. Ama aşağıda yüz binlerce masum insan var. Gafil insan var, cahil insan var. Bu sistem ne yapıyor? E, onların çoğunun bebeğini hapse atıyor. Kadını yazıktır ya. Zulümdür bu arkadaş. ya. Bunun kafasını kopardınız, evet, darbeciler içeride, hı hı. Ee, askerler, generaller, hak ettiği cezayı aldı mı aldı, yatsın çıkmasın. Ama yok bankasıya para yatırmış, yok bilmeden bayloka şey olmuş, de, yok Fethullah Gülen'in okulunda çalışmış. Ya sen de çalışabilirdin öğretmen olsan, işsiz olsan kardeşim. Bunlar hı. sebep değil. Bak bu insanlar, FETÖ'cüler yani taban. Kim ne diyordu buran bu ülkenin İslamcı liderleri? Tavanda ihanet var, ortada ticaret var, tabanda ibadet var. Ha ne kadar ibadet bilmiyorum Allah bilir. Ama bakın bu tabandaki insanları ıslah edin. Pişman olsunlar ama önce. Amerika'ya kıblenizi çevirmeyin. Amerika dünyanın en aşağılık terör örgütüdür. Adam olun Kıblenizi bu ülkeye çevirin. Çeviriyorlar mı? İşte onu devletin sağlaması lazım. Yani Siz mesela etrafınızda gördüğünüz FETÖ'cüleri çevirip çevirmediğine tanıklık etmiyor musunuz? Açıkçası ben tanımıyorum. FETÖ'cüler tanımadığım için bir şey söyleyemem ama hı hı. bu insanları ıslah etmek sizin yani bu devletin vazifesi ya. Yazıktır bu adamları kazanmak lazım arkadaş. Siz bu adamları neden bu dinsiz imansız işkencecilerin zalimlerin eline terk ediyorsunuz. Yapın şunu, şöyle. Yap. Bunlar yarın sizde yok edecekler. Yapmayın. Hı hı. Ha ama bu FETÖ'cülere de şunu söylemek lazım. ...ihaneti bırakın. Bakın bugün Suriye'deki direnişçilere, Suriye'deki mazlumlar için savaşan Suriye ordusuna terörist diyen alçaklarla hı hı. aynı çizgide olan FETÖ'cüler var. FETÖ'cülere af gelmeli mi? Bak ha hayır hayır şimdi şöyle bir şey Tavanına yani adam öldürenlere asla hı hı. darbeci fetöcüler ölsün cezaevinde. Bak açık söylüyorum. Ama adam ya bilmeden bayloka girmiş girebilir kardeşim. Bankasıya para yatırmış önemli değil. Ne zaman yatırmış yatırsın önemli değil. Bak e, hizmet hareketi diyorlar hı hı. ihanet hareketi ama bununla bir gönül bağı var olabilir. Hı hı. Bunların hepsi serbest bırakılmalı pişman olmak şartıyla. Yani lanet olsun. Fethullah Gülen'e demek şartıyla. Hepsini bırakın. Çocukların içeride olması, hamile kadınların içeride olması bir rezalettir. Hı hı. İslam adaletine ihanettir, yazıktır. Yapmayın. Bunları kontrol edin. Pişman olsunlar. Ama işte bunlar Pişmanlar. bilerek yapılıyorsa bilerek bu algı yani siz bu cümleleri söyleyin diye evet. onlar bütün bu olayları kurguluyorlarsa nasıl sizin olayınızda yani papayı vurma hadisenizi siz zaman zaman öyle bir anlatıyorsunuz ki evet. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni yıkmak için. E, papa olayı kullanıldı diyorsunuz. Öyle kullanıldı, değil mi? normal o. E, Bu kadar basit işte. Ha, evet. Şimdi normal. siz böyle söylüyorsunuz. Yani evet. bugün işte <laughs> sizin bu e, cezaevinde hamile kadınlar var, kadınlar var, masumlar var. Baylok sadece kullandığı için, Baylok'a girdiği için, bankasaya evet. para yatırdığı evet. için ...içerideler diye söylediğiniz cümlelerde bir algının, bir manipülasyonun, bir optik çarpıtmanın servisi olamaz mı? Ya, bir belki küçük bir kısmı olabilir Heh. ama ortada bir gerçek de var ya. Bu insanlar yani bu kadar yüz binlerce insanı işten atıp açlığa mahkum edemezsin. Bunları ıslah etme imkanı var mı bu devletin? Var. Hı hı. O zaman bak, o zaman HDP'lilerin hepsini alıp hapse atman lazım. 6 milyon oy var ya HDP'nin. 6 milyon oyu var. Hı hı. Al hepsini hapse at. Var mı böyle bir şey? HDP il e, örgütleri, ilçe örgütleri hepsi dimdik ayakta mı? Ayakta. Bunların hepsini alıp hapse attın mı? Hepsi de PKK'lı. Böyle zihniyet olmaz. Bakın bu insanları kazanmak lazım. FETÖ ama kahrolsun Fethullah Gülen diyen bütün FETÖ'cüleri kazanmak lazım. Peki siz şimdi kahrolsun Amerika diyorsunuz. Ben ne kadar itibar edebilirim bu cümlenize? Ya nasıl itibar itibara, itibara söz söz senettir ya. Ben Lanet olsun. Yani, nef nefret pen pen etmesem Pentagon'a laf söylüyorsunuz. Evet. Ee, İsrail'e laf söylüyorsunuz. Yani ben bu cümlelerinizden evet ya Mevdud Amerikan düşmanı, emperyalist düşman, öyle değil mi? Emperyalizmin düşmanı. <laughs> e, siz zaten emperyalizmin düşmanısınız, komünizmin düşmanısınız, faşizmin ıı, düşmanısınız. Öyle değil mi? Evet. Nazizmin ıı, düşmanısınız. Ben tevhid dinine mensubum. Bak bak. Bu tevhid dini milyarlarca yıllık bir din. 1400 yıllık bir hikaye değil bu. Hı, hı Tevhid dinine mensubum. Amerika benim dinimin düşmanı. İsrail benim dinimin düşmanı. Vatikan benim dinimin düşmanı. Yani Müslüman, senin senin dininin düşmanı olmayabilir. Düşman değil misiniz yani? Ya tevhid dinine mensubum. Allah'a şükürler olsun. Ee, tek din. Biz ne diyoruz? Elhamdülillahi rabbil alemin. Hı, hı. Övülmek Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiç kimse övülmez. Allah'tan başka hiç kimseye kulluk edilmez. Hı hı. Vatikan bana 1983'te gel Vatikan'da kral ol dedi. Hı hı. Kırmızı pasaport, özgürlük, papanın yanında kardinalsın, her şeysin. Ben de dedim ki orada üç tanrı yalanı yıkılmadan hı hı. ben Vatikan'a adım atmam. La ilahe illallah deyin ben gelip Vatikan'a hizmetçilik yapayım. Bizim inancımız budur. Siz burada Tuğçe Kazaz gibi kanaat önderleri tarafından yönetildiğiniz için beni anlamıyorsunuz. Ne demek bu? Ya işte Türkiye nedir? Ak trollerin şeylerine bak. İşte Tuğçe Kazaz size yol gösteriyor. Hı -hı. Veya buna benzer basit insanlar. İşte FETÖ son zamana kadar FETÖ gösteriyor. Ya da ne bileyim, Hı -hı. E, tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş zavallı bir insan. 30 yıldan beri ona kainatın nuru diyecek kadar e, sapıtmış insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Bu ülkeye yol gösteriyorlar. Ama ben tevhid Tamam tevhid da, e, Muhammed Resulullah demiyorsunuz siz mesela. Şimdi <laughs> yani e, peygamber efendimizi yok kabul ediyorsunuz direk. Hayır, hayır kim dedi <laughs> onu? Bak ben her zaman şunu söyledim. Bakın. <laughs> Peygamberlik kapanmıştır. Son peygamberle bu konu kapanmıştır. Anlaşıldı mı? Bu konu kapanmıştır. Yani <laughs> Din orada. Aslında şu evet. Mehmet Ali Bey ben aslında bu konuları çok konuşmak evet. istemiyorum evet. da. Yani şundan dolayı açılıyor evet. ister istemez. Açılınca giriyoruz da. Yani e, bu yani benim mesela ya yani bir gazeteci olarak e, merak ettiğim olaylar var. Yani sizinle evet. ilgili ve altını dolduramıyorum. E, dolduramadığım gibi de Evet. Ee... Çünkü çok basit bir kültür var Türkiye'de yani... esirsiniz yani beyniniz yıkanmış onun için anlayamıyorsunuz yani ha. İslam dünyasında beyni yıkanmış ülkücülerinde beyni yıkanmış yani buna ne diyelim Zulu ülkücü Zulu Müslüman Hı -hı. Zulu nedir biliyor musunuz Güney Afrika'da işbirlikçiyle kendi Hı -hı. ırkına ihanet eden Zulu aşireti vardır. Hı hı. Onun için Zulu ülkücü diyorum. Zulu İslamcı diyorum. Amerika ile böyle işbirliği yapıyorsunuz. İsrail ile yani köle oluyorsunuz. En sonunda isyan eden bir devrimciyi ama bu, anlamakta zorlanıyorsunuz. Anladım da yani bu 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 çok ağır bir suçlama. Yani bu ülkenin <laughs> ülkücülerine, Müslümanlarına. Ha, hayır, e, ya, hayır. Anladım ama. Masum insanlar. Tabii tabii ama. bu Genzi şu ederim, Tamam, şu, e, tamam evet. da ben de o zaman soruyorum. <laughs> Mehmet Ali Ağaca kimle işbirliği yaptı? Yani hiç kimseyle işbirliği yapmadı. 58 yılında Malatya'dan çıktı. Evet. <laughs> Öyle değil mi? Ee, Ankara Dil Tarih Coğrafya <laughs> Fakültesine geldi. Şimdi oradan orada Ankara'da bir yıl kaldı ve bir yıl çeşitli e, eylemlere katıldı. <laughs> evet. Hatta 7 tipli öğrencinin öldürülmesinde var mısınız? Ya yok ya bu kadar iftira olmaz kardeşim. A iftira. Yazık v günah. Var mısınız? Hayır diyorum. asla ya. Hayır, var mısınız diyorum. Asla asla bak ben asla bu ülkenin insanlarına. ...garibanlarına, işçisine, köylüsüne kurşun atmadım. Atanlara da yazıklar olsun dedim. Ben devrimciyim öyle yazık değil mi ya? Ne diye ben bir öğrenciye kurşun atacağım? Yok böyle bir şey. Hı hı. Ben kurşun atarsam Pentagon'a kurşun atarım. Hı hı. Kremlin'e kurşun atarım. E tamam çok güzel. Kızıl Ordu'ya kurşun atarım. Yani o zaman... Bir milyon insanı öldüren şerefsiz Rus ordusuna. Bir milyon Müslümanı kim öldürdü Suriye'de? Tamam. Şerefsiz Rus ordusu. Tamam, ordu. çok güzel. Bütün bunlara ben hakikaten güzel cümleler bunlar. Yani ben bunlardan da mutlu oluyorum ne yalan söyleyeyim. Allah razı olsun. Yani çünkü niye? Evet yani bir öğrenci öldürülmez. Evet. Öyle değil mi? Öldürenlere de dedim ki ya yazıktır günahtır bunu neden yaptınız dedim. Ya dediler sen çok duygusalsın bunu yapan arkadaşlardan biri. Ya dedi çok duygusalsın onlar da ülkücüler öldürdü dedi. Ama bir de tamam onu kabul etmiyoruz ama bu solcuların ülkücüleri nasıl bir işkenceyle vahşetle katlettiğini biliyor musunuz? Bu Adana Emniyet Müdürü vardı biliyor musunuz? Hı hı. Bu da şeyli Suriye e, yanlısı muhaberatın adamı. Ha, Nusayri. Heh, Nusayri e, Suriye'yi diyor işte Tunce, şey Adana'yı Tunceli yapacağım. Bütün ülkücüleri öldüreceğim. 7 tane... ...yedi tane öğretmeni Pol Birli polislere öldürten adamdır. Şey Pol der, Pol der pardon. Üm Ümraniye'de beş tane gariban, Giresun'un işçiyi... ...burunlarını, kulaklarını keserek öldüren aşırı solcular var. Yani insanları çıldırttılar, birbirlerine öldürttüler. E, Siyonist Hürriyet Gazetesi bile bu vahşet karşısında... Beş işçiyi vahşice işkenceyle öldürdüler. Böyle vahşet görülmedi diye manşet attı. Bir de o zaman böyle bir durum vardı yani. Hı hı. İnanılmaz bir durumdaydı. Yani. Tamam yani o durum içerisinde bir de Abdi İpekçi ortadan kaldırıldı işte. Ve kaldırıldı ve 12 Eylül'e giden süreç yaşandı. Şimdi e, e, arkasından Abdi İpekçi'nin öldürülmesinden sonra bu ülkede Maraş oldu, Çorum oldu... Öyle değil mi? Çorum olayları oldu, Maraş olayları oldu. Ee, bir şekilde Nusayriler e, ya da işte Alevi vatandaşlar... Hayır, Alevi vatandaşı katma işin içine. Boş ver, sen Nusayrilere bak. Ee, Maraş? Maraş'ta Nus Nus Nusayri yok. E ya, bak şimdi onlar yanlış şeyler. Maraş yanlış bir olay. Ama Maraş olaylarında suçlanan hı hı. bir adam vardı, Ökkeş Şendiller Masum mu, suçlu mu bilmiyorum. Hı hı. Ama bu adam milletvekili oldu arkadaş. Hı hı. Bu adam milletvekili oldu, ne bileyim. Celal Adan... Hı hı. DİS Genel Başkanı'nı öldürmekle suçlandı. İtiraf etti, itiraf etti. Bugün Meclis Başkanı'dır Celal Adan. Hı hı. Yani e, bir sendikacıyı öldüren Celal Adan, ki öyle suçlandı, görmedim. Duydum ama, duydum öldürdü, o öldürttü dediler. Şu anda Meclis Başkanı, sen bana hala e, masumum dediğim Abdi Pekçi hikayesini anlatıyorsun. Arkadaş. E, ben Bak adam Meclis Başkanı ya, e, solcular da öyle. Bak birçok katil solcu, katil solcu. Bugün ya milletvekilidir ya bir şeyin başkanıdır ya milyar dolarlık kapitalisttir ya da işte Ethem Sancak'ta o zaman şeydi aydınlıkçıydı aydınlıkçıydı. Aydınlıkçılar da bugün bir kitapları var. Allah bir puttur diye kitap yazdılar. Bu işte bu Vatan Partisi aydınlıkçılar ne diyor? Ee, Sümerlerde baş örtüsü diyor. Fahişelerin sembolüdür. Bunu diyen alçaktır. Yani şimdi siz şöyle anladım. Evet. Yani diyorsunuz ki evet. e, sol, sosyal demokrat, sosyalist Nasıl çizgi. bunlar gerçekten? Hayır hayır anladım. Evet. E, nazi faşist diyorsunuz. Nusayri. <laughs> öyle nazi tarif ediyorsunuz. Şimdi onlar kendi e, katillerine sahip çıkıp. Ülkücü soykırımı yaptılar. Hayır kendi, katil, kendi özellikle. katillerine sahip ha? çıkıp. Hı. Onlara, onlara evet. baş tacı yapıyorlar. Yani evet. deniz gezmişler, Öyle değil e, mi? Yani? Katil de. Tamam. E, 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 Yılmaz yı, Yılmaz Güneyler. Yılmaz Güney ya e, tamam. katil boş yere durduk yerde bir adam öldürmüşsün sen ya ya katilsin bir hiçsin Yılmaz Güney. Yani bu, bu nedir yani parklara ismi verildi kahraman ilan edildi. nedir bu yani? Hı hı. Evet ama e, ama şimdi e, bütün bunların e, nazarında e, şu var. Diyorsunuz ki evet. yani bana niye sahip çıkılmıyor? Hayır mu? hayır. Asla bakın bunu aciz olan söylüyor. Yani milletvekili olmak Beni... istiyorsunuz. Hayır ya milletvekili olacak kadar alçalmadık ya sen ne diyorsun? Ne demek ya, o ya? Milletvekiline saygı duyarım yani benim durumumda bir adam hı hı. milletvekili olursa alçalmış olur. Böyle bir şey var mı ya sen e, Obama'ya diyeceksin ki gel de Hakkari'de muhtar ol alçaltmış olursun adamı. Ha muhtarlara saygı duyarım ayrı bir şey. Hı hı. Onun vazifesi odur ama herkesin bir şeyi var ya. Hı hı. Ben dünyaya hitap eden adam Ne işim var? Milletvekili gireceğim de bir ö, ölüye, ölü tanrıya kulluk edeceğime dair yemin edeceğim. Allah düşürmesin ya. Öyle bir şey yok. Yani e, sahip çıkmak ne demek ya? Benim Rabbim var ya. Allah bana yeter ya. Kainat gelse beni yıkamaz Allah istemedi. Ama şimdi, Ölümüm de hayatım da Allah'ın yani, elleri arasında. Mehmet Ali Bey. Bu, bu bana yeter. Ama şimdi ben sizin üzerinizden e, bu İslamcıların, ümmetçilerin, Müslümanların... Ee, ülkücülerin, milliyetçilerin, mütedeyyinlerin ee, eleştirilmesini de çok doğru bulmuyorum. Hayır bak bak ben doğruyu söylüyorum. Bak size diyorum ki eğer adamsanız, Müslümansanız, ülkücüyseniz, şerefliyseniz Türkistan'da soykırım var. Myanmar'da soykırım var. Hindistan'da soykırım var. Hı hı. Burada lüks içinde, şehvet içinde yaşıyorsunuz. Yazıklar olsun. Türkiye'de 80 tane Müslüman yok. Türkiye'de 80 tane Türk yok. İddia mı? İddiasını ispat etmeyen de şerefsizdir. İspat hı hı. edeyim mi? Hı hı. Ya adam Türk milletinin şeyine şey yapacağız dedi ya. Bir tane yüzüne tükürmediniz, bir tokat atmadınız. Ulan sen 5-10 milyar dolarlık adamsın. Vahşi domuz. Sen bu gariban millete nasıl küfredersin lan? Hı hı. E Peki yani siz mesela e, bir sürü olayı tek başınıza yaptığınızı iddia ediyorsunuz öyle değil mi? Yani evet. e, Abdi İpekçi öldürüldükten sonra işte İran'a gittiniz. Cezaevinden kaçtım Allah'ın evet. yardımıyla. Evet kaçtım. Sen kimsin ya? Ben diyor Allah'a savaş ilanı açtım. ilan ettim bin yıl savaşacağım. 28 Şubat'ın zavallıları bugün hepiniz kanserden prostattan... Zavallı biçimde ölüp gidiyorsunuz lan. E tamam şimdi bunu şuna, Kimsiniz siz? şunu anlamaya çalışıyorum. Tabii yani orada o cezaevinden bile tek başınıza kaçtığınızı iddia ediyorsunuz. Evet Allahu e, Ekber. E, tabii Allahu Ekber. E, hepimiz için Allahu Ekber. Evet. E, biz e, Muhammed'i de Resulullah kabul ediyoruz. Evet son peygamberdir. Ya biz öyle kabul ediyoruz. Evet Tamam. Biz... Muhammed son peygamberdir. Kardeş tabii. kabul ediyoruz. Tabii. Yani bunu kim inkar etti Hayır, ki tamam. siz... İnsanı yani inkar Ya ben tevhid dinindenim deyince işte böyle... tevhid dini gerçek İslamiyettir. Tamam. Gerçek İslamiyet tevhid dinidir. Tamam. Şeyhlere, şunlara, bunlara, fetölere tapınma dini değildir. Ben Niye bu... Doğu Türkistan'a göndermiyorlar sizi? Beni mi? Ya da siz niye gitmiyorsunuz? ne nereye gidiyorum? Adnan Oktar Sapkınının, hı. Siyonizm'in kölesi Adnan Oktar'ın etrafında pavyon işletmecisinin etrafında binlerce insan var. Hı hı. Terlik satan yanmaz terlik satan, yanmaz kefen satan şizofrenlerin etrafında binlerce insan var. Akıl hastası Fethullah Gülen'in etrafında bir milyon insan var. Etrafında üç tane kedi yok ya sen ne diyorsun? Arkadaş üç tane kedi yok. Ama bir hırsızlık çetesi kurmak istesem bir milyon kişiyi bulursun. Allah için savaştım. Ben her şeyi Allah'tan beklerim. Mükafatla, cezada her şey benim için ama özel işte, olarak. Tamam da bütün bunlar... Yok kimse tamam, yok ay, kardeşim bütün. nereye gideceksin? Tek başına nereye gideceksin? Tamam işte. Bütün yolları kapattılar. Kime yol açtılar? Botokslu mafya müsveddesine yol açtılar. Bunu bilen biliyor. Motoks, botokslu mafya müsveddesine yol açan Hı -hı. şeytani sistem. Hı -hı. Allah belanı verir senin. Yıkılırsın. Allah'ın askerine bütün yolları kapattın sen. Tamam ama şimdi... siz Allah'ın askeri burada tamam. tek başına. Tamam, üç şimdi... tane kedim yok Hayır, benim. Yani, tamam, üç tane kediniz bile yok. Evet. Evet abi tamam bunu ben itiraz etmiyorum ama siz işte e, Maltepe askeri cezaevinden <laughs> kaçarken de üç tane kediniz yoktu. Evet Allah'ın yardımıyla kaçtım. kaç tane asker bakın birkaç tane asker onlarla konuştum ben organize ettim dedim arkadaş bana... Üniforma getirin. Kamuflaj getirin. Evet üniforma getirin bir de silah getirin. Hı hı. Rütbesi var mıydı kamuflajın? Yok rütbesi yoktu. Basit hı. bir Mehmetçik. Hı. O gün askerlik yaptık işte Allah'a şükürler olsun. Askerlik hı. yaptık yani. Hı hı. <laughs> bir de silah 14'lü silah belimde. Olmaz ya öleceğim ya da çıkacağım dedim çıktım. Hı hı. Askerde çıkarken saat kaç dedi? Üçe çeyrek var dedim hatırlıyorum bak. Uh -huh. 25 Kasım gecesi saat 3'e çeyrek kala Gece. adımı attım. Evet adımı attım ve hapishane kapısından çıktım. Ya Allah deyip çıktım. Ve oradan Vatikan'a gittim. Hiç kimse durduramadı. Durduramazsın Allah'ın askerini. 2000 yıllık terör örgütü. 100 milyon insanın katili. Milyonlarca kadını, zavallı insanı. Diri diri yakan Vatikan'a İlahi adalet adına bir ceza verdim. Bunun ne Türklerle ne Müslümanlarla hiç kimseyle zerre kadar alakası yoktur. Kimle alakası var? Bu göklerle yerler arasında bir mucizedir bu kadar. Sen 2000 yıl şeytana kulluk edeceksin. Hı hı. Alemlerin Rabbine hakaret edeceksin. Hı, hı Üç tanrıydı, iki tanrıydı, oğluydu. Hezeyanlarıyla cezasız kalacaksın öyle mi? O zaman Fir yok edilen Firavun'un cezasına da karşı çıkmanız lazım. Lut kavmi yok edildi. Bin kez daha yok edilmeli. Ee, öyle işte Lut kavminin bir, bir benzeri de Vatikan'dır. Lut kavmi sadece cinsellik değildir. Dini manada, siyasi, ekonomik her manada Lut kavmi bu dünya. Vatikan o cezayı hak etti. Ondan sonra geldi Papa bana. Kucaklaştı. Bu ilahi bir plan dedi. Türklere ne kardeşim Müslümanlara ne size size ne oluyor ya İşlere bakın. Tamam, çok güzel orada işte. ilahi bir Heh. plan dedi de. Hani Vatikan bir... dedi. Hayır anladım. O Vatikan şimdi. Ben ifade... de biliyorum ilahi plan. Tamam, evet. ilahi plan da. Yani bu böyledir zaten. E, bazen hayır gördüğümüzde, şer şer gördüğümüzde hayır vardır. Öyle evet. değil mi? Demek ki Vatikan e, sizin aslında e, o, o silahı kullanmanızdan, o merminin e, şeyden. O mermiyi Meryem Ana'nın tacının merkezine koydular. En değerli mücevher olarak. Tamam. Yani <laughs> demek ki, o, o o şeyden. Bir hayır çıkarttı Batkan. Evet, Öyle tabii, değil mi? Tabii ki kesinlikle çıkarttı. Türklerde Türkler de, Müslümanlar da suçlu değil alakası bundan yok dedi. Ki, alakası yok. Zerre kadar alakası Tam yok. Tamam, alakası yok dedi. Ee, sizi eee ve Allah'a olarak gördü belki de. Evet, kesinlikle. Değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, yani, kesinlikle. Yani eee o Sonra oraya. Da ben şu kimlikle, bu kimlikle ortada dolaşmıyorum arkadaş. Hı hı. Ben mülteciyim. Allah'a sığınmış bir mülteci. Hayatım da, ölümüm de bütünüyle alemlerin Rabbinin Eller arasındadır. Hı hı. Rahatsız olan varsa Tanrısını değiştirirsin. Evet. evet. Bu arada izleyiciler diyorlar ki bu gözlüğü niye takıyor diyorlar. Ee, çıkartsa olur. Olsa... Gözümde hafif bir rahatsızlık var. Evet. Ondan dolayı. Ha. Yoksa evet. yoksa e, çıkartacak. Evet. E, bir reklam arasına e, gidelim arkadaşlar. Reklam arasının ardından e, ben tabi e, birçok şeyi soracağım e, Mehmet Ali Ağaca'ya. Ee, özellikle İran e, konusu var. İran konusu. İran'da ne kadar kaldınız siz? Ben İran'da 2-3 ay kaldım. 2-3 ay kaldınız. Bakın, e, Tebriz'de ha. kaldım, Tahran. Kaldığınızda devrim olmuş muydu? Tabi tabi devrim oldu. Hümeyne Hümeyn iş başındaydı. Tabi tabi. Yeni o, o iş başındaydı. Tabi tabi. Değil mi? Birkaç aydan beri oradaydı. Tabi. Yani, devrim ha. şeylerini bile Yürüyüşlerine bile gördüm yani öyle. Gördünüz mü? Tabii tabii. İyi tamam. Ee, bir kısa reklam arası verelim. Ee, Mehmet Ali Ağacı anlatacak. Son bölümde daha anlatmadığı çok şey var. Ve kod ve şifrelerin çözülmesi için e, uğraş <laughs> verildiğini e, dile getirecek. Ve e, çılgınlıkla ketumluk arasında gidiyor geliyor olabilir. Ama e, ben çılgın olmadığını, e, çok şeyi bildiğini, çok şeyi zihninde çözümlediğini ama... Halen ketum davranmasının arkasında yatan nedenler olabileceğini, bakın nedenler olabileceğini düşünüyor ve e, üzerinde bir baskı olabileceğini düşünüyor. Ve kısa bir reklam arası, reklam arasının ardından belki beni mahcup eder diye düşünüyor ve bir yere ayrılmamanızı rica ediyorum. pazar manşetine reklam arası verdik reklam arasının ardından kaldığımız yerden son yarım saate giriyoruz tabi ekranlarınızı yeni açmış olabilirsiniz diye Mehmet Ali ile birlikte e, yayındayız ve sizler de rahatlık ve kolaylıkla soru yorum görüş değerlendirme hatta eleştiri yazabilirsiniz Mehmet Ali Ağca yeni başlayanlar için bir program yapıyoruz aslında Mehmet Ali Ağca ile öyle değil mi Mehmet evet. Ali Bey yeni başlayanlar için yeni tanıyanlar için evet. e, yapıyoruz Tabii iki bir suikast, bir cinayetle eee itham edilmiş bir isimle program yapıyoruz ve yaklaşık da bugün itibariyle de 10 yıldır özgür, özgür vatandaş, Özgür vatandaş. Ne yapıyorsunuz? hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bu Türk İslam medeniyetinin çöküşünü, yıkılışını, enkazını korkunç bir ızdırapla izliyorum. Bakın korkunç bir ızdırap çekiyorum. Hı hı. Dedim ya size. Bu ülke bu zavallı Tuğçe Kazaz gibi, zavallı Botoks'lu mafya babaları gibi adamları yüceltirken Allah'ın askerini her şeyin dışında tutuyorlar. Her şey bütün yolları kapatıyorlar bana ki halkı uyandırmayalım, insanlığı hı. uyandırmayalım diye. Hı hı. Halbuki <laughs> ben Hristiyanlığı Hristiyanlığın cesedini diriltebilecek tek adamım. Sizin muhatabınız değil ki bu Tuğçe Kazaz diyorsunuz. Ha işte ya ama tuğçe kazaz, ama sen yani, bunları yüceltiyor. Anladım da Tuğçe Kazaz yani Tuğçe Kazaz'ı ağzınıza şimdi almanızın bir anlamı ya işte, da yok yani. Yok ben onunla ya bu birine, sistemi lanetliyorum. Ya da diyorum. birilerine bakın şimdi şu. Evet. Ben sizden şunu hakikaten bekliyorum. Evet. Yani sizin birikiminiz yani cezaevi ve okuldur. Evet. Öyle midir? Dünyanın en büyük üniversitesi. E, aynen öyle. He. Yani e, bir adam cezaevine girmişse evet. e, oradan e, jilet olarak girerse bıçak olarak çıkar. Evet. Bakın siyasal çıkar İslam, mı? bakın siyasal İslam tamam. ve siyasal ülkücüler benim yolumu kapatıyor arkadaş. Ya, yolumu kapatıyor ve bomboş tenekeleri ortaya çıkarıp milleti aldatıyorlar. E, tamam. Bu bu yanlış. Bir şey. Anladım da bakın şu... sen diyorsun ki ne yapıyorsun? Ben İslam ülkelerinin, Türkiye Cumhuriyetlerinin Çöküşünü, rezaletini izliyorum. Hı hı. Lanet olsun diyorum. Bak bugün Kazakistan'da korkunç bir misyonerlik faaliyeti var. Hı. Kazakistan'da bir diktatörlük var. Özbekistan daha kurtuldu mu bilemiyorum. 27 yıl İslam Kerimov denilen canavar Özbekistan'da İslamiyet'i felç etti. Peki size ha. size bir sorum olsun. Evet. Öyle. E, mesela Bahçeli'ye hedef aldınız. Bahçeli bir hedef dakika, almadım. Bir dakika şundan evet. sor, soruyorum ben, evet. soruyorum. Evet. Mesela ben bugün Bahçeli'nin durduğu yeri beğenen bir gazeteciyim. Evet. Şimdi siz niye beğenmiyorsunuz <laughs> sorusunu sorduğum zaman yani geçmişte sizin etrafınızda e, yer tutan isimlerin birçoğu ülkücü olarak nitelendirildi. Doğrudur. Öyle değil mi? Evet, doğru. E, ve o ülkücü diye nitelendirilen isimlerin tamamı bu Mehmet Ali Brand tarafından e, uyuşturucu, silah, e, sigara Kaçakçısı olmakla itham edildi öyle değil mi? Çok küçük bir kısmı doğrudur öyledir çok küçük bir kısmı ama olmuştur e, o zamanlarda mecbur kalmış yapmıştır kaçak adam firaridir başka yapacağı bir şey yapmıştır ama solcular PKK'lılar bunun 10 katını yapıyor medyaya gelmiyor çünkü medya solcuların PKK'lıların elinde o kadar. Yani şimdi doğrudur, bak ben bahçeli. Ha, şunu söylemek Her istiyorum. şeyi eleştirmiyorum. Yani ba bahçeli. Evet. Acaba e, bu halkayı e, kırdı ve sizler gibi isimleri, yani karanlık ilişki ağlarının içerisine giren isimlere MHP'ye, ülkücü camiaya, ülke ocaklarına yaklaştırmıyor, uzaklaştırdı diye mi acaba? Hayır bu, ya, bu, yok, bu kadar, ya kim bu, bu, ya bunlar kim Bu, ya? bu kadar tepki e, vermenizin sebebinin arkasında hayır, hayır, bu mu yatıyor? Hayır, yani, şahsi bir şey yok. Bak, şahsi bir şey yok. Hı. Ben Ülke ocaklarına gidersem, MHP'ye gidersem hiçbir şey kazanamam. Belki kaybederim. Kim bunlar ya? Allah aşkına bunlar kim yani? Aha. Ne zaman bunlar Allah yolunda savaşmışlar? Hı hı. Bakın, İslamcılara bakın, ülkücülere bakın. İktidar ve zenginlik sahibi olanların hepsi firavun. Firavun oldu bunlar. Hangisinin çocuğu Myanmar'da savaşıyor? E, zengin olanlar zaten bi MHP'de değiller artık. Başka partilere gittiler. ya. Ben Sen bana... Myanmar'da savaşan bir tane ülkücü göster, bir tane İslamcı göster. Gitsin hayatını feda etsin bakalım. Ne diyordu bunlar? <laughs> en üstün ırktır Türk ırkı, Çin sarayını bastık ırkı. Hı hı. Bugün milyonlarca Müslümana, Türk evladına Çin'de korkunç işkence var. Sen ister inan ister inanma. Biz biliyoruz, görüyoruz. Bu gerçektir. Hadi 40 tane ülkücü. Toplanın gidin lan gidin. Çin Çin sarayı orada Pekin orada, hı hı. Şangay orada. Şerefiniz, cesaretiniz varsa Türk milletinin katledilen, tecavüze uğrayan, vahşice işkence gören evlatlarına yardım edin. Kimden, Hadi. Al, kimden alıyorsunuz bu bilgileri? Ya bırak sen kimden alıyorsun? Dünya medya sabahçık ortada ya. Çin'i mi savunuyorsun ya? Yazıktır ya. Kendine yazık ediyorsun ya canavardır Çin devleti ya. Çin devleti dünyanın en aşağılık terör örgütüdür. Ben canavar değildir demiyorum. Evet. Bu bilgileri <laughs> kimden alıyorsunuz diyorum. Yani e, Bak e, dünya, size, medyasına... size, ta, dünya medyası da siz dünya medyasını benden daha iyi tanıyorsunuz. Evet. Öyle değil mi? Dünya medyasının e, muhabirleri, gazetecileri, köşe yazarları size gelip gittiler. Peki Çin'deki toplama kampları, hayır, size, kampları ne oluyor? Hayır siz gelip gittiler değil mi onların hepsi? Evet. Yani Vatikan'dayken yani, yani hepsi gelip gittiler. Evet. Yani onların yazdıklarına ne derece itibar edilebilir? Yani bir taraftan şimdi siz hem Amerika hem Pentagon hem Batı hem Siyonistler hem Haçlılar diyeceksiniz. İslam dünyası ve ümmeti bir araya gelelim ayaklanalım diyeceksiniz. E diğer taraftan Batı medyasını bize referans olarak göstereceksiniz. Benim zihnimi aydınlatın istiyorum. Şimdi aydınlanmıyor. Şimdi, bak, şimdi bak, bakın. Çin'i savun şimdi savunma, savunma meselesi hükümet değil. hükümet 3 milyar dolar kredi aldı diye susuyor. He? Sadece hükümet değil. Ç Türkiye Çin'den 3-5 milyar dolar kredi aldı. Biraz daha kredi bekliyor onun için susuyor. Şimdi Çin'de Yusuflar kuyuya atılmış. Türk İslam dünyası bu kuyunun üzerine beton atıyor beton. Artık e, Yusuf kuyuya atılmış hikayelerini okumayın bize. Bakın Çin zulmüne destek veren ülkeler bütün Türk cumhuriyetleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan denilen şeytani çete, Mısır hepsi destekliyoruz dediler. Neyi destekliyorsun ya? Toplama kampları var ya. Hı hı. Camiler yıkılıyor yahu. Türk ismini yok ediyor. Adın Ali mi? Hayır, Çen yapacaksın adı mı? Van yapacaksın. Hı hı. Böyle bunlar var evet. ya. Bırak geçelim bir konuyu. Mesele ben dedim ki e, Devlet Bahçeli bir nişan Yüksek Nişan Ödülü, Yüksek Şeref Ödülü aldı Çin hükümetinden. Evet, evet. Gitsin protesto bunlar, bunlar, bunlar için hep, elçiliğin önüne atsın... Bunlar hepsi algı. Mehmet He. Ali Bey siz de benden iyi biliyorsunuz. Bunların hepsi algı. Yani, yani. yıllarca yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da e, İsrail'den nişan aldı deyip yani e, Yahudi a, a, ödülü a, aynı aldı. şekilde ...aynı evet. şekilde eleştiriliyor. Ben durdukları yere ya, bakıyorum. Ya tamam diplomasi başka bir ben, şey. Şimdi tamam, bak tamam. bir siyasetçiler ne dedi? Vatikan Kasım bak Bakın siz papayı He. papayı vurdunuz. ...Papa'yı vurdunuz, <laughs> Vatikan bunu nasıl kullandı? Bakın, Vatikan... Kullanamadı, kullanamadı. Ben Vatikan'ı kullandım ya. Ben Vatikan'ı kullandım ya. Niye? Ya Papa'ya milyar dolar versen... Sovyetler, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni benim işlediğim... ...işlemek istediğim bir cinayet üzerinden... Ha o ayrı bir konu, ayrı yani, bir konu. Yani o... Sovyetleri yıktılar diyen sizsiniz. Yıktısın Sovyetleri. Ayrı, ayrı bir, şey, şey. bir şey, ayrı bir şey ama bunları ha. siz anlatan sizsiniz. Evet. Yani... Biz, bakın ben size söyleyeyim. Yani şu programı yapıyoruz ve ben e, aklımdaki hiçbir soru işaretini e, çözmediniz. Çözmediniz. Yani niye yok çözmediniz? Çünkü ön yargılar var. Hayır, ön, yargılar ön yargılar var. Türkiye'nin beyni bakın. yıkanmış. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hiçbir ön yargım yok. Hiçbir ön yargım yok. Emin evet. olun size söylüyorum. Hiçbir soru bile sormayacağım size. Yok yok Türkiye'nin beyni yıkanmış. Hayır. De bu bakın şu anda sağ... Mi? Bakın evet. hayır etkilenmemişim işte. Evet. Etkilenmediğim için evet. ben... Sizin kullanılmış bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuzu asla düşünenler, düşünenlerden birisiyim. Niye? Hayır. Çünkü şundan dolayı. Evet. Yani bu ülkedeki bütün cinayetlere <laughs> baktığım zaman yani eee uğur mumcuyu e, İslamcılar mı öldürdü? Ya hikaye onlar boş hikaye. Ya. Belki de İran öldürdü. Katil İran. Katil İran yaptırmış olabilir. Veya Mossad muhtemelen Mossad yaptırdı. Ayrı şey ama sen burada yanılıyorsun. Bütün her şeyi aynı torbaya atıyorsun. Böyle bir şey yok. Benimki özel bir olay diyorum sana. Çok özel bir olay. Ben gittim Vatikan'ı. Gittim, yendim, geldim. Bu bambaşka bir olay. Sonra tekrar gittiniz. Gittim evet. Nasıl gittiniz? Kaçarak gittim. Dağ başından gittim. Nasıl? Mülteciler gibi gittim. Gayet basit. Burada bir e, adam kaçakçısıyla anlaştım. Gittim Sırbistan'dan e, Vatikan'a gittim. İşte geldim dedim. Ha. Ben buradayım. Hiç pasaport yok, bir şey yok. Pasaportsuz gittim tabii. Kaçak gittim, kaçak geldim. Olay bu. Ya bunlar çok basit şeyler. Uzatılacak şeyler değil. Bak bak. Bunlar basit şeyler. Biz geçelim. Ya esas biz, konuya bak. Mı? Bugün yani, bugün bugün, bugün bak ben sana Biz Kızılaya gidemiyoruz Kızılaya. Ya önemli değil. Ben sana diyorum ki arkadaş Türk İslam dünyasının bir komadadır. Bak komadadır bu. Hı hı. Bu din komadadır. Bu komadan nasıl kaldırabiliriz? Biz buna bakalım. Bakın Rand Corporation gibi yüzlerce Çete var, düşünce kuruluşu diye geçiyor. Ben böyle bir düşünce kuruluşu kurmak istedim. Nereye gittimse ya git işine bak dediler. Bu kadar vicdansız, ruhsuz bir medeniyet bu. Ama diğer tarafta Siyonist canavar, şeytanın kölesi Siyonist ne yapıyor? Bak gittiler Clinton'ın kızını bir Yahudi ile evlendirdiler. Trump'ın kızını bir Yahudi ile evlendirdiler. Hem de Siyonist alçakla evlendirdiler iki yarış attı. Kim kazansa ABD Başkanı Mossad'ın Siyonist can, canavarın elinde. Öyle mi öyle? Şimdi e, Bill Clinton ne diyordu? Şerefsiz psikopat. Amerikan ordusunda askerlik yapmamış. Evet. Ben İsrail'in askeri olurum diyordu. Tamam. Evet. Şimdi e, psikopat başkan Donald Trump'ın kızı hı hı. ki şerefsiz bir kadın hı. Siyonist Kuşner'le evli mi? Evli. Bugün Siyonist Kuşner Kuşner ...İsrail politikasını yöneten, yöneten adam... ...Mossad'ın elindeki... ...psikopat başkan Trump... ...Kudüs'ü ilhak etti. Bak e, Orta Doğu'da... ...Müslümanlar yok. Enver Altaylı ile nerede tanıştınız? Hiç tanışmadım. Enver Altaylı kim ya? Kim Enver Altaylı? Basit bir adam. Sonunda FETÖ'cü çıktı. Hiçbir şekilde de tanışmadım. Karanlık güçlerin adamıymış. Biz aydınlık güçlerin adamıyız ya. Ben Allah'ın askeriyim. Ne peki, demek? Peki Abdi Abdüpekçi... <laughs> e, ...cinayete sırasında... Ee, onun yönettiği gazete nasıl cebinize girdi? Ya yalan bunlar bak bunlar yalan. Bu aşağılık e, faşist solun yalanları sen hala bunlardan bahsediyorsun. Hala karanlık şeyde bunlar boş yalan arkadaş. Burada yani Türk Devleti'nin içinde birilerinin de e, Abdüpekçi cinayetini işlediğini e, söyletmek istiyorsan bak yine siyonizmin tuzağına düşüyorsun. Böyle bir şey yok. Belki de Mossad işletmiştir abdi cinayeti. Neye bileyim? Bil, hiç umurumda değil. Hiç bu konunun uzatılmasını da şiddetle reddediyorum. Çünkü bu öldürülmüş binlerce masum ülkücüye de hakarettir. Sen burada 3 bin, bin, ülkücü öldürülmüş. Bir tanesinin adını söyle bana. Bilmiyorsun hala gazeteci diye falan Mossad ajanından bahsediyorsun bana. Hı hı. Ben sana diyorum Gün ki... Sazak. Mil... Gün Sazak, Gün Sazak. Gün Sazak tabii şöhret olduğu için tanıyorsun da... Olay şu bak bak. Mossad bugün... Başkan Donald Trump'ı kullanıyor. Çünkü elinde... İşte ama Abdi İpekçi niye öldürüldüyse gün sazakta aynı gerekçeyle öldü. Ya hikaye bunlar boş şeyler. Sen dedim ya bak işte ön yargıyla boş şeylerle buraya halka mesaj vermemi engelliyorsun. Evangelist çete senin dinini yok ediyor. Senin milletini yok ediyor hala. Sen hala bir Orada ölmüş bir siyonist hikayeden bahsediyorsun. Siyonizmi savunmaya kalkışıyorsun. Bırak arkadaş bu nasıl İslamcılık ya? Allah Allah. Yahu bak İran'ı İran yok edecekler. Bugün 52 tane hedefi yok edeceğim diye e, terörist başı Donald Trump tehdit ediyor ya. Hı hı. İran tamam şeytan cumhuriyeti. İran İslam cumhuriyeti değil. İran şeytan cumhuriyeti. Ama Amerika saldırırsa biz İran halkının yanındayız. Lanet olsun Ayetullah'a ama biz İran halkının yanındayız. Terör örgütü Amerika'ya karşı. Olay budur. Ama çok ama kullanıyorsunuz yani fetöye karşıyız ama şu İran şöyle ama İran yanında Yok. çok amalarınız var yani bak ama, farklılıkları anlamak ama bak, amalarınız var yani. insan olmak demek anladım da çok amalarınız var yani ve bugün geldiğiniz noktada yani bundan sonraki süreçte Mehmet Ali Ağca nereye gidiyor yani nereye gidiyorsunuz yani yolunuz ne, nedir yani mesela şu an yolumuz yani şu an Tevhid dinini Hı, hı dünyaya hakim kılmaktır. Teslis yalanını hı, hı. siyonist canavarı yok etmektir. Yolumuz budur. Hı hı. Kim varsa gelsin yürüyelim. Hı, hı. E Kimse gelmiyor. Gelmiyorsa Allah belasını versin. Cehennem orada. Hı hı. Hak yol burada. Cehennem de orada. Gidin Siyonistlerle işbirliği yapın, ne bileyim, Rusya ile Amerika ile Çin işbirliği yapın. önemli değil ki, hı hı. Allah be bize yeter. Be Bekir Çelenk'i tanıdınız mı? Tanımadım, hiç de tanımadım. O hikayeler ya onlar boş hikaye. Ya, ya bunlar çok basit, anladım boş. Anladım da, hikaye. ya şimdi ya Mehmet Ali Bey, yani siz <laughs> bu tarafa gelin. Evet. Bak bak. Bakın şöyle vardı. şöyle. Ya bak, anladım da. Topağan'da yani, savaşı var. Enver Altay'lı boş hikaye. E Bekir Çelenk boş hikaye. Eee evet. ağaca şey pekçi boş hikaye. E Mehmet Ali ağaca boş değil mi o zaman? Ya biz Vatikanla savaşıyoruz ya. Dünyayı yöneten Vatikanla savaşıyorum. Sen gelmişsin bana Türkiye'deki masalları anlatıyorsun ya. Yani. Anladım da ya. Olacak şey mi? Anladım da siz masal değil. Şu anda bakın ben diyorum ki size evet. bırakıyorum ben. Hiçbir şey evet. Siz bana ya yani şu hikayenin bir gerçeğini anlatın ya anlatın da ya yani bu izleyici ya desin ki şükür olsun ki evet bir Gladio örgütlenmesi var bir kontur gerille var bu ülkede devletin içerisinde devlet unsurları var ve bu cinayetlerin hepsini planladılar işlediler ve birilerin üzerine yıktılar. Bakın ben açık ve net olarak ya. söylüyorum. Kontur Gerilla veya Gladio dünyanın NATO'nun bütün ülkelerinde vardır. Bunların içinde sapma da olmuş olabilir. Tamam. Olmuştur da MHP'ye de sızmış solculara her yer olabilir. Hı hı. Münferit hadiselerdir. Yani buradan kalkıp da bunu bu yaptı bunu bu geçmişle hesaplaşma çok yanlış bir şey. Yani bazı müferit olaylardan kalkıp da bütün olayları yüklemek yanlış bir şey. Ergenekon diye bir örgüt var mı? <laughs> Ya Ergenekon dediğin 28 Şubatçı, kafir sürüsü, Nusayri sürüsü. Bunlar yani bu ülkede 100 yıldan beri bir din düşmanlığı var. Hı. Ergenekon dediğinde bir bir sürü meczup şizofren yani bunlar e, neyi neyi kastetmek istiyorsunuz bununla? Yani e, Amerika'ya hizmet eden FETÖ geldi. Tamam. Buradan bir sürü yanlış adam temizlendi. İşte darbeciler vardı, balyoz vardı. Bunlar gerçekti, doğrudur. Ama orada işte Herkesi tutukladılar. Ülkeyi zayıflatmak için sonunda ne oldu? Geldiğiniz yer burası. Hepsini, hepsini bıraktınız. Tamam. Tekrar onlarla işbirliği yapıp bu kez de gariban e, FETÖ'cü öğretmenlere işkence yapıp onları yurt dışından kaçırıyorsunuz. Geldiğiniz nokta bu tamam. yazık. Ki. O zaman tamam. Bir de evet. soruyu da sorayım da e, merak ediyorum. Bir nişanlınız. Ya nişanlı değil. Bir Rabia Kazan diye birisi geldi beni ziyaret etti cezaevinde. Ha. Ondan sonra gitti Trump'ın yanında göründü. Trump'ın yanında görünen binlerce insan var seçim propagandasına Neyse kat. ya hadi bana bunu anlatın ya. Bakın siz şimdi... Çok o, basit o, bir şey. Ya evet. Her şey basit size göre her şey basit zaten. Ya Basit bir tesadüf yani. Bir gazeteci bana 100 tane gazeteci geldi. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani işte onlardan bir tanesi ben nişanlısıyım nişanlısı, nişanlandık ve, dedi. Ve, ee, ve bu başı kapalıydı. Evet. Sonra... Amerika'ya gitti. başını açtı. bir İtalyan avukatla evlendi. Ya olabilir. Ben evlenmeyince gitti İtalyan avukatla evlendi belki de öfkesinden yani Olabilir. Basit bir insan psikolojisi bu kadar basit ya. Gitti tesadüfen de Amerika'da. Öfke her şey yaptırır yani. Ya basit kadın şeyi ya basit bir şey. Ya ben ona gazeteci olarak görüştüm, tanıştım. Sonra hiç görüşme fırsatımız olmadı. O Öyle bitti ya bunlar. Basit bakın. Şimdi ben size şunu anlatıyorum. Katar, Aha. Dünya futbol şampiyonası için 250 milyar dolar para harcıyor. 250 milyar dolar. Aha. Bu 250 milyar dolarla Siyonist canavarı yıkabilirim ben. Tevhid dinini dünyaya izah edebilirim. Teslis yalanını yıkabilirim. Dünyayı değiştirebilirim. Ben devrimciyim çünkü. Ama demek ki senin Türk İslam medeniyeti, Arap medeniyeti olarak senin Tanrın bu futbol topu ayaklar altındaki aşağılık futbol topu. Bu futbol geldiği nokta itibariyle bir insanlık suçudur, şerefsizliktir. Fenerbahçe için öleceğim, Galatasaray için, Beşiktaş için öleceğim diyen meczuplar. Gidin Myanmar'da ölün. Gidin Türkistan'da ölün. Gidin Keşmir'de ölün. Zavallı savaşamayan kadınlar için, ihtiyarlar için, işkenceye uğrayan zavallılar için ölün ulan. Beşiktaş'ın 10 futbolcusu da çafir, yılda 3 milyon dolar alıp gidiyor. Siz açlık sınırında yaşıyorsunuz. Ve bu futbolu kurtaran İslamcılar var, Ülkücüler var işte ne de. Onlara milyar dolar şey yapıp kurtarıyorlar. Ya bu şeytandır futbol, şeytan. 250 milyar mı? mülk Allah'ındır ya bu para bizimdir ya. Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Ben mi? Hı hı. Ben bu savaşa devam edeceğim. Hangi savaşa? Bu kültür mücadelesidir bu. Hı hı. Hak yol ya, tevhid savaşı bu ya. Hı hı. Tevhid dininin şeytana et, karşı niye, mücadelesidir. Niye itibar bu. etmiyorlar size? Etmez çünkü yani insanlar üç, üç kedim bile yok dediniz. Evet, bir tane üç, kediniz var. Evet, yok bütün dünyadaki bütün kediler ve köpekler benim. Gittiğim her yerde kedilere ve köpeklere mama dağıtıyorum. İşte hı. elimdeki imkana çünkü masum, masumiyet onlar. Yüz tane ihale yasası yapanlar Kedicik bir, seviyorsunuz yani. he, bir tane e, ee, hayvanları koruma yasasını çıkaramadılar. Yazıklar olsun ya Allah'tan korkun ya. Allah'ın masum kulları kediler için, köpekler için, hayvanlar için şu yasayı onaylayın şu millet meclisinden. Yoksa lanete maruz kalırsınız. Allah'ın masum kulları hı. için. Çıkarın İsta şu hayvanları yasasını. İstanbul Sözleşmesi'ne nasıl buluyorsunuz? Lanet olsun bu Lut kavmini meşrulaştıranlar hı. şeytanın askerleridir. Lanet olsun. Belki kadınları korumak şeyinde faydalı bir şeyler olabilir. Ama Lut kavmini meşrulaştırmak, Lut kavmine özgürlük, saygı isteyenler şerefsizdir. Lut kavmi yok edilmelidir. Edilmelidir. Bu kadar. Ee, Bizim inancımız budur. Tamam. Ee, şimdi e, Türkiye'de cezaevinde 10 yıl kaldınız. Evet, 20 yılda hücre, 30 yıl hücrede kaldım. Allah'a şükürler olsun. Peki hangisi tercih eder? Aynı, hemen hemen hepsi aynı. Yani Türkiye'deki <laughs> cezaevleri? Aynı, hepsi aynı. Hiç fark yok. fark yok, değil mi? Önemli değil, ya önemli değil. Bir Aynen, bir şöyle, üniversite. Şöyle, anladım evet. ama şimdi şu. Yani Türkiye'deki yıllarca cezaevleri eleştirildi cezaevlerinde eleştiriyorlar da aynıdır Batı Belçika'da Fransa'da cezaevleri aynıdır bakmayın siz o insan hakları diyen çakallara bakmayın onlar sadece insan haklarını Batı için savunuyorlar kendileri zulüm yapınca işkence yapınca Afrika'da soykırım yapınca İslam dünyasında Türk dünyasında insan haklarını savunabilecek bir teşkilat var mı yok maalesef yok hiçbir şey yok. Ben onun için dedim lan gelin birkaç tane Rand Corporation gibi bir düşünce, <laughs> düşünce kurduralım. Kuruluşu kuruluşu evet. Ben yönetem millet insanlar dedi ya git işin mi yok? Git kendi işine bak dediler ya bu kadar kansız ruksuz bir medeniyet bu ya. Ben ne yapayım arkadaş her yere gittik. Defol git dediler. Ben de Allah'a sındım. Allah bana yeter. Ben gittim, yendim, geldim yani savaşımı kazandım. Yani Hristiyanları da bakın tevhid dinine davet ediyorum. Hı hı. Bakın burada da geliyor binlerce Müslüman. Şey Hristiyan misyoner çocukları kandırıyorlar ya. Hı hı. Ya bu Tevrat'ı okuyan dinden çıkar. Zerre kadar vicdanı, haysiyeti varsa dinden çıkar. Tamam da Mevcut Tevrat şeytanın kitabıdır. <laughs> ee, Mehmet Ali Bey, e, şimdi siz bir din adamı değilsiniz. Ben mi din adamı değilim? Evet. Din, din adamıyım ben ya. Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı 200-300 defa baştan sona okumuş bir adamım ya. Ben papalara, Diyanet İşleri Başkanlarına, haham başlarına Din dersi verecek din adamıyım ben ya. Ne demek din adam? Ben din adamıyım esasında. Ama tamam da din adamısınız, ortadoğu uzmanısınız, küreselcileri biliyorsunuz. Yani siz başka bir noktadasınız siz şimdi. Yani... Ya Allah'a şükürler olsun işte bir ama dünyayı tamam yani... değiştirmek vazifemiz, mecburiyetimiz mi? Anladım da yani ben de diyorum ki yani Mehmet Ali Ağca hakikaten bir birikim yani yaşadıkları bile bir birikimin eseri. Allah'a şükürler olsun. Ben ona itiraz etmiyorum ama bunu bu kadar har vurup parman savurunca yani dağıtınca ben toparlayamıyorum <laughs> ve toparlayamayınca yani sizin adınıza da üzülüyorum. Hayır toparlıyoruz arkadaş çok basit ya. Ben sana diyorum ki bak bak bu Vatikan bir cenazedir, cenaze. Gelin bunu tarihin bu mezarlığına atalım. Tamam da bu slogan. Tamam Vatikan küresel dünyayı yöneten ana merkezlerden birisidir. Evet. Burcu ama diye, bir cenazedir mi? Ama cenazedir değil. Manevi mi? anlamda. Yani. yani Manevi para, anlamda bir cenaze. Paradır, mafyadır, evet. gladiyodur öyle de değil şey mi? Var. Her şey. Var. Ee, yani büyük. her şey ve her şeydir evet. e, Vatikan. Evet. Yani e, o yüzden zaten Vatikan her şey olduğu için e, Fethullah Gülen siz de Evet oraya gitti. Elini, papa'nın elini öptü biliyorum. Papayla ile... e yani bu evet. bütün bunlar böyle bu boşta tesadüfi şeyler değil. Tabii, tabii. Yani sizi Bir de bu, sizi de boşuna Vatikan'a göndermediler. Papa Hayır hayır kimse göndermedi. Beni Vatikan'a gönderen ilahi adaletin ta kendisidir. Hı -hı. Çünkü Vatikan şeytanın merkezidir. Hı -hı. İlahi adalet adına kurşun attım. Hı -hı. Vatikan bunu biliyor. Hı -hı. Hiç kimse göndermedi. Beni oraya gönderen alemlerin Rabbidir. Hı -hı. Bu kadar. Şu veya bu, bu dinin tanrısı değil kainatı yaratan ve yöneten bir tek ilah var. Yani siz bir lejyoner değilsiniz. Allah göstermesin ya. Şerefsizliktir lejyonerlik. Lejyoner Amerikadır ya. Blackwater çetesine lejyonerleri besleyen sizsiniz yani. Ben değilim. Sizsiniz derken? İslam medeniyet. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri denilen aşağılık terör örgütü Irak'ta Afganistan'da milyonlarca Müslüman'a zulmeden işkence yapan Blackwater kiralık katiller çetesine milyar dolar verdi. Siz besliyorsunuz. Suudi Arabistan milyarlarca dolar veriyor bu Amerika'nın kiralık katiller çetesi. Vinnel, Blackwater, Akademi. Bunlar arkadaş katil, lejyoner bunlar. Biz savaşçıyız. Ben Allah'ın askeriyim. Hı hı. Biz kazanacağız. La, la galibe illallah. Dünya tarihi bizim zaferimizle bitecek. Peki nasıl geçiniyorsunuz siz? Şimdi şunun için soruyorum. Yani siz bir gün çalışmadınız. Aç, açlık sınırında yaşıyorum. Ne olacak? E, tamam. Allah var ya. Tamam işte. Onu siz, sizin askeriniz, Katar'ın askeri, Kuveyt'in askeri, Türkmenistan'ın askeri Na, nasıl geçiniyor? Hı hı. Ki bunlar şeytanın ordusudur. Hı hı. Kendi halkına zulmeden şeytanın ordularını siz besliyorsunuz. Ben de Allah'ın askeriyim. Beni de Allah besliyor. Allah'ın yardımıyla geçiniyor. Tamam. Benim Allah'ım var. Allah bana ben, yeter. Ben bu cümle yeter. Allah edeyim. bana yeter. Yani Allah yardım eder. Tabii, yeter Allah bana. Eder. Eder. Yani ben buna ben buna <laughs> ben bunu kendi hayatımda da yaşamış mıydım? Allah'ın askeri, yani. <laughs> <ed. gülüyor> Allah askeri olursan yardım eder. Allah'ın askeri olursan yardım eder. Tamam. Hepimiz birer Allah'ın askeriyiz. O tartışmalıdır onu. Siz öyle nasıl dedim? Nasıl falan. yani ne, ne nedir bunun kriteri <laughs> ne? Hep yani bu, gidip Papa ya, ikinci popüler silah değil ma, hiç alakası yok. Lazım. Hiç alakası yok. Ya bu Türk İslam medeniyetine bak şeytanın medeniyeti Lut kavmi ya Lut kavmi kardeşim. İşte şeye bak bugün Avrupa'da Amerika'da ne diyorlar biliyor musun? Hmm. Bir Muhammed kurdu bir Muhammed yıkıyor. Yani İslamiyeti kuran son peygambere şey yapıyorlar bugün prens Muhammed yıkıyor İslamiyeti ee, Suudi Arabistan'da. Ondan sonra siz de Allah'ın askerisiniz. Nerede Allah'ın askerisiniz? İyi piçip yatıyorsunuz. Hı hı. Yani ne, nerede Allah'ın askerisiniz? Yani Cemal Karşıkcı e, prens Muhammed öldürdü diyor. Ha bak İslam ordusu kuruldu. Ben karşı çıktım. Hayır, İslam ordusu olmaz. Bu korkunç bir hata. Senin karşına sionist ordu çıkar. Hristiyan ordusu çıkar. Kavramları iyi kullanın. İşte, Lafın tümü işte, işte, deliye söylenir. Tamam, Bakın tamam. Pre biz insanlık Prens Muhammed, ordusu kralı. Prens Muhammed İslam ordusu kurmak istediği için isharşa çıkıyorsunuz. Hayır, değil. İslam ordusunun yaptığı tek şey zavallı masum gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmektir. Cemal Kaşıkçı'yı öldürdünüz. İslam ordusu bu. Kimsiniz siz? Ondan sonra da beni eleştiriyorlar. Niye şeytana kurşun attın diye. Ben Allah'ın adına kurşun attım. Evet. Ben şimdi siz bu yayında en son cümlede <laughs> evet. bir çözümleme yaptım. Yani Prens Muhammed İslam ordusu kurulmaması lazım deyince Prens Muhammed'in niye hedefe oturtulduğu zihnimde canlandı yani. Ya öyle. Bak, bak şimdi burada ha, canlandı çünkü şundan <laughs> dolayı Prens Muhammed'in e, hedeflerinden birisi Türkiye Pakistan'ın da içinde bulunduğu, Hı. daha doğrusu İslam ülkelerinde içinde bulunduğu bir İslam ordusu oluşturmak ve bunun da yönetim merkezini e, Riyat yapma düşüncesi ve bunun da fikir babası Türkiye. Bu yanlış bir şey. Bakın, bu çok yanlış bir şey. Böyle bir dinler savaşına getirmek dünyayı bu kadar aptalca bir şey olamaz. Bak bununla Siyonist canavar Amerika'yı, Rusya'yı, Avrupa'yı bir araya getirir karşına çıkar. Bak asker asker şeyi de yok sizde. stratejik deha da yok. Neler yapıyorsunuz siz ya? Biz insanlığın ordusuyuz. Masum Hristiyanlar için de savaşıyoruz. Biz masum Musevileri, Yahudileri savunuyoruz. Şerefli Yahudiler ne diyor? Kahrolsun İsrail. Kahrolsun Siyonist Terörizm. İsrail yıkılsın. E ee, biz bu Yahudilere sahip çıkacağız kardeşim. Peki, bir, bir sorum daha olabilir mi? Bugün Vatikan'a çalışıyor olabilir misiniz? Vatikan'a çalışıyor. Ya arkadaş ben 1983'te Vatikan'a gitmeyi reddettim. Bir taç tak sahte istersen sahte Hristiyan ol. Çık dediler. Bak 27 yıl bir hücrede köpek gibi bacı çektim ya. Ben Yeryüzünde cehennemi yaşadım 30 yıl bir hücrede. Hı hı. Vatikan'a niye gitmedim? Hı hı. Çünkü sizin için değil. Bakın Türkler için, Müslümanlar için savaşmış olsaydım bugün pişman olurdum ya. Ama gurur duyuyorum. Ben Rabbim için savaştım. Allah'ın askeriyim. Allah için savaştım. Gurur duyuyorum. Milyar kez daha savaşırım. Milyar kez daha müebbet hapis yatarım. Cenazem çıksın cezaevinden. Hiç umurumda değil. Gururluyum. Vatikan denilen terör örgütüne kurşun atmaktan gururluyum. Amerika denilen aşağılık terör örgütüne kin kusmaktan gururluyum. Hı hı. Ee, bu sohbet sırasında hiç CHP demediniz, hiç Kılıçdaroğlu demediniz, e, hiç Meral Akşener demediniz. Hiç bunlara herhangi bir eee etmediniz. Ya CHP dediğin şey nedir biliyor musun? He. CHP çıksın desin ki Suriye'deki soykırımı yapan şerefsiz Baas Partisini lanetliyoruz desin. CHP Türkiye'de Baas Partisinin versiyonu değil mi? CHP yarın iktidara gelse bu ülkede ehli sünnet soykırımı yapacak mı, yapmayacak mı? Sen ne diyorsun? Biz aptal mıyız? Ha bunu Ankara'daki malum şahıs iyi bilsin. İktidardan düştüğün an seni Apo'nun yanına gönderecekler ve idam edecekler. 7 sülaleni İmralı'ya Apo'nun yanına gönderecekler. Öyle sağına, demetakalını soluna han değeneri oturtmakla olmaz. Bak ya bu deveyi gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Katara mı kaçarsın. Malezyan bilmiyorum ama bu sistemi iyi kur hiçbir şekilde yıkılmayacak bir sistem kuracaksın. CHP'ye, çakallarına, muhaberata, İran şiasına izin vermeyeceksin. Yani bu iktidarın ne pahasına olursa olsun ama hak, hukuk, vicdan, ahlak üzerine koruyacaksın. 3-5 tane yandaş müteahhiti zengin etmek için, 3-5 çakalın lüks hayat yaşaması için değil, Allah için savaşacaksın. O zaman gelelim yanına ya. Biz de, biz de yardımcı olalım. Evet gidin. E gidin yanına gidin. Tabii kesinlikle ee, yanına, yanına gidin. Kesinlikle ee, bak Allah için savaştığına inanın. bakın ee... Libya'ya asker gidiyor. Çok geç kalmış bir şey bu. Evet. Libya'ya Libya'da halkına yardım etmeyene yazıklar olsun. Libya'ya asker gönderilmesine karşı çıkana da lanet olsun. Evet. Gideceğiz e, ve savaşacağız. Mehmet, Mehmet Ali. Afrika bir, halklarına özet, yardım edeceğiz. Özel, özetleyelim mi birlikte? Yani e, Abdi Pekçi'yi ben öldürmedim evet, dediniz. Evet masumum e, arkadaş masumum. E, pa, 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 papaya silah doğrulttum sıktım gut, dediniz. Gururluyum. Evet sıktım dediniz. Gururluyum e, Allah Ama e, etrafınızdaki kembere... <laughs> Hiç şey yapmadınız açık vermediniz yani hiç Çember'le ilgili Muhsin Yazıcıoğlu'nu hiç tanıdınız mı? Tanıştım tanıştım evet tanıştım ha, tanı geldi geldi ben kaçakken geldi beni ziyaret etti iki saat konuştuk. Kaçakken derken? Ya ben cezaevinden kaçmıştım Ankara'ya geldi bir arkadaş tanıyorum git dedim al gel, gel geldi geldi konuştuk. Konuştunuz o, o zaman kişi... Ülke Ocakları Başkanı'ydı. Tabii tabii, Çocukları Genel Başkanı'ydı sanırım o zaman. Evet, evet. o zaman tanıştınız. Evet, şimdi e, çok teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür e, ediyorum. Katıldığınız için e, mesajlarınızı verdiniz mi? Tabii tabii. Verdiniz yani, <laughs> vermeniz gereken mesajları verdiniz. E, ben umuyorum, ben aldım. E, umarım izleyiciler de almıştır diye düşünüyorum. E, bu pazar günü bizi ayırdığınız <laughs> için çok teşekkür ederiz. Ama e, araya uzatmayalım. Araya uzatmayalım, arada bir e, yine yapalım e, bu soru. Sohbet... İnşallah, inşallah. Bu, bu... Çünkü bizim vazifemiz insanlığa hitap etmek, hakikati haykırmak bizim vazifemiz. E, ...haksızlık karşısında, zulüm karşısında susmak şeytanlıktır. Evet. İmkan buldukça ama. İmkan evet. yoksa da Tabii, yapacak aynen öyle. hiçbir şey yok mu? Evet. Bugünlük pazar <laughs> manşetinin sonuna geldik. Yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde manşetlerin dilinde gazeteci, araştırmacı yazar... ...Ali İhsan Karasanoğlu'yla birlikte manşetlerin dilinde karşınızda olacağız... Mehmet Ali bugün bize anlattıkları, anlatmadıkları, anlatamadıkları, kıramadıkları, kırmızı çizgilerini geçemediklerinden dolayı, e hepsinden dolayı çok teşekkür ederken yarın 10.30'da... Ben e, Akit TV'ye teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Evet. E, akit TV'ye teşekkür etti. Bakın bana hiç teşekkür Size etmedi. De yani, akit bana de yani. bana teşekkür <laughs> etmedi. Akit de TV de hepimizi ediyorum. kapsıyor. Ama ben de Okan Çetin daha teşekkür ediyorum. Çünkü Mehmet Ali Kendisi davet etti. Ben de seve seve bu yayını yapma istediğimi söyledim ve o yüzden de bu yayın gerçekleşti. Yarın görüşmek üzere. Hayırlı pazarlar.